Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Ve salatu ve selam ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala resulina Muhammedin salavat. Bugün 16.01.2022. Tepecik'teyiz. Akıl dersi. Isınmak için bir noktayı nazar biraz konuşalım. Şimdi bizim bir halimizi tanımlıyor. Adamın gece kondusunu başına yıkmadan önce ilk önce saray yap. Saraya oturtur. Saraya alıştır. Gece konduyu o yıkar. Aldığın manaya hizmet edersen abdühü cilvesi olur. Abdühü tecelli eder. Aristoteles şekilsiz şemasız suretsiz potansiyel enerjiye heyula demiş. Haşa, bunların tanrı anlayışı bu. Heyula. Şekilsiz, şemasız, her şey olabilen bir enerji. Her şey dönüşebilen bir enerjiye heyula demiş. Heyula onların biraz tanrısı. Özgürlük, çok çeşitli tarifleri yapmıştık ustattan, sunuattan da. Bir tanesi şeydi. Kendini doğru dahi olsa, hariçten birisi kontrol ederse, hürriyetin gider. Kendini kendine sınırlarsan, özgür olursun. Özgürlük bu manada başka bir şey, keyfilik değildir. Bu çok önemli. Nedir o? Özgürlük, hak ile haklanmaktır. Mazhar-ı esma ve sıfatları ahlakında göstermektir. Bu çok önemli. Özgürlük keyfilik değildir. Hak ile haklanmak, mazhar-ı esma ve sıfat ile sıfatlanarak, ahlak hamide olarak ifade etmektir. Onun için Peygamber demiş aleyhissalatü vesselam, ben dini tamamlamaya geldim dememiş. 124 bin peygamberin mütemimi, tamamlayıcısı iken, ben dinleri tamamlamaya geldim dememiş. Ben güzel ahlakı tamamlamaya geldim demiş. Din tamamlanmaz. Hizmeti kendin uyguladın, hizmeti kendin uyguladın, başkasının uygulaması için yardım etmek de abdühü sırrına mazhar oluyorsun. Kendin uygularsan, başkasının da uygulamasına yardım edersen abdühü olur. Ashab-ı Suffa'dan merak ettim. Özgürlüğü kaçırdın ama. İnşallah benim için tekrar edersiniz, ben sizden. Bir de senin için yapayım. Özgürlük çeşitli tarifleri yapmıştık. Keyfilik değildir. Bir de tekrar ediyorum. Özgürlük keyfilik değildir. Hak ile haklanmak, mazhar-ı esma ve sıfatla sıfatlanıp ahlak-ı hamide olarak göstermektir. Keyfilik değildir. Hak ile haklanmak, mazar-ı esma ve sıfatlarla, mazar sıfatlara mazar olarak, ahlak-ı hamide olarak yaşamaktır. Abi dayanamayacağım, maşallah, barikallah. Şu günümüzde yaşanan birçok anlaşmazlıklar, uyuşmazlıklar ve sıkıntıların aslında şu tarifle çözümünü... Evet, keyfilik değildir. Evet. Ve
124 bin peygamberin mütemimi iken artık tamamlamış. Muhur tamam. Şöyle demesi lazım. Ben hep derim derslerde. Gene diyeceğim sonuna kadar. Ben dinleri tamamlamaya, dini tamamlamaya geldim dememiş. Güzel ahlakı tamamlamaya geldim demiş. Güzel ahlak. Şimdi bunu yaşayana abduhu denilir. Abduhu yaşayana, yaşadığını söyleyene ve resuluhu oluyor. Seviyesi kadar. Azami derecede nebine denilir. Herkes bu yükün hamalesidir. Abduhu ve resuluhu. Asaf-ı Sufa, bir de sana bunu kaçırdığın o cümleyi de söylemeden geçemeyeceğim. Bu da sana çok lazım. Çok lazım ama bana sana. Adam gece konduda otururken gece kondusunu yıkma. Git saraya yap, saraya oturtur, saraya alıştır. Saraya alıştıktan sonra o kendisini yıkacaktır gece kondusunu. Ashab-ı Suffa ne demektir? Suffa ashabı demek. Lugat manası yün giyinen, guru, yün elbise giyinen. Yün elbise denmesinin sebebi illa yün giymek değil. En çok suyu çeken yündür suyu. Ashab-ı Suffa Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sohbet arkadaşları, sohbet ehilleri, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın sahabesinden farklı olarak bekar, hazlarından sıyrılmış, tamamen hakikate müteveccüh olmuş, enfus dünya. Hatta bunların kendi aralarında sohbet yaparken herkesi almazlarmış. Herkesi almazlarmış. Doğru veya yanlış. Şia kaynaklı bir şey okumuştum. Bu mevzuyla alakalı. Ashab-ı Suffa'yı onlar da şey yapıyor. Şia Hazreti Ali. Hazreti Ali'de menkul ediyorlar. Doğru veya yanlış ama biraz yanlış da geliyor bana. Ama doğru kokusu da var, onun için zikredeceğim. Duyarsınız sağda solda, benden duyun. Ashab-ı Suffa ile alakalı. Bunlar sofa ehli, sofra ehli, yani enfus ehilleri, tanımlamalardan ve vasıflarlardan, vasıf sıfatlarla hiç anılmak istemezlermiş. Bir gün Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Şia kaynaklıdan şöyle yazıyor. Hazreti Ali radıyallahu anh diyor ki gel diyor Ashab-ı Suffa'nın özel sohbetine gidelim demiş. Kendi aralarında kapıyı vuruyorlar. Kim o diyor bir tanesi. Ben Abdullah'ın oğlu Muhammed dedi. Kapıyı açmıyorlar. Sonra tekrar vuruyor. Kim diyor? Muhammed Resulullah diyor. Yine kapıyı açmıyorlar. Hazreti Ali kılıcını tutuyor. Yani biz diyor bunları Müslüman yaptık, biliyorduk. Yani Resulullah'a da kapıyı açmayan nasıl bir kafir? Kim bu kafirler diye şey yapıyor. Allah Resulü böyle yaptı. Şia nakli bu. Sonra Allah Resulü tekrar bir dolaşıyor. Kapıyı çalıyor. Kim o diyor? El fakru fahri. Fakrımla övünenim dedi. Hiç. Kapıyı açtılar. Bu sohbete, buraya vasıf ve sıfatlı kimse giremez. Yok olan girer.
hiçbir şey giymeyecek libas. Bu Asaf-ı Sufa safiyete inip saflaş, yün elbise giyenlere de denmelerinin sebebi Risale-i Nur'da su İslamiyet suyuyla, İslamiyet suyu en çok emen güruh idi bunlar. Kendi özüne sihat edenler, kendi aslına, varlığına temas eden, kendi aslına sihat eden, yani kendilerini elif bilip lam ile sarmaş olanlar, elif kişidir, lam hakikattır, sarmaşık ağacı dolar gibi, lam elifi dolayınca lam elif olur. Lam elifin simgesi de kamil insandır. Aynı zamanda muhabbet, hub eğilleri ki bunlar, muhabbet eğilleri ki, su kaynadığında fokurdamaya başlar ya, hub, muhabbet hub'dan geldiği için, hub fokurdayan su. Yani bir iken, bir yerdeyken, vasıflanmışken, her yerde olan manasında. Buhar ya, buhar her yerde, her şeye. Yani çiçeğe de, ağaca da, insana da nefes olan. Saflaşan, Samed'e ayna olan, Saf-ı Sufa, kendisi kendisinde yeti alan, kendisinin kendisinde sihat etme yetkisini alıp, saflaşan ve Samet'le aynı olan, kendisi kendisine dönmeyi düşünmeyi, kendisi kendisine dönmeyi düşünmeyi, yani kendisi kendisinde sihat etmek demek, düşüncesini düşünebilen, düşüncesini kendisine döndürebilendir. Kendisi kendisine dönmeyi düşünmeyi, düşüncesini düşünmeye başlayan, düşüncesini düşünebilen, kendisini kendisinde çıkarmaya muvaffak olan, kendisini kendisinden çıkarmaya muvaffak olan, kendisini kendisine ekleyebilen, kendisini kendisine çarpan, kendisini kendisiyle bölen, kendisiyle kendisi anlam katan, seyahat eden kişi. Kendisini kendisinden, köleliğinden kurtulan, kendisi kendi köleliğinden kurtulan. İşte bu nasıl kurtulur? Abdest alabile. Bedenin abdesti malum kirlerden arınmaktır. Diman abdesti ilimdir. Vicdanın abdesti kendi aleminde izdirari ve ihtiyari şeyleri bilen abdest, vicdanın abdesti. Kalbin abdesti iman, küfür. Ruhun abdesti vücut ve adem. Bedenin abdesti bildiğimiz kirlerden arınmak. Dimağın abdesti, dimağa, akla abdest aldırmak, ilim. Vicdanı abdest aldırmak, izdirar ve ihtiyari fiillerini kendi aleminde tanımlayan. Kalbin abdesti küfrü reddedip iman eden. Ruhun, kalbin abdestiydi. Ruhun abdesti varlığını yoklukta bulan. Yani Adem ile vücut arasında berzah vazifesini yapan ruhun vücudu taraf olan. Bundandır ki serbest bölge neydi? Mastar itibariyle, tanımlama itibariyle her şeyin her mertebesinde her zaman bulunabilen müstakil ve devamlı değişendir. Bu bize şeyi getirmez. Her daim böyledir denmez. Bu serbest bölge sistem böyleyken gide gide 6 yaş İmam Ali'nin 6 ve 26 yaş. Bunlar inkılap görür serbest bölgede. 33'te görür. Risale-i Nur'da 40'ta görür. Rusupe'de. Yani serbest bölge şurası hava savunma sistemiyle uçuşa kapatabiliyorsun.
yani sistem böyledir diye her daim böyle değil yani. Onu zannedilmesin yani. Her daim serbest değildir. Bizim her daim serbest değil. Tahdis-i nimet deminden diyorum. Sizin serbest bölgeyle benim sokaktaki insanların aynı değildir. Yani kısmen ekseriyeti sizin serbest bölgeniz kontrolü altındadır. Hava uçuşa kapatılmıştır. Hava savunma sistemi devreye sokmuşsun. Diğer sistemler devreye girerse serbest bölge her daim serbest değildir. O sistem itibariyle öyleydi ama o kapatılıyor. Uçmaya çalışanlar rejim ediliyor mu? Evet. Mesela tarihçi hayatta uçuşa kapatmayı şöyle söyler. Hayalini bile kontrol edip hayalini bile israf etmeye. Yani küfran nimet edilmez. Benim serbest bölgemle sokaktaki bir Müslüman serbest bölgesi asla kıyas edilmeyecek kadar fark vardır. Sizde öyle. Mesela şey, internette abi şey var ya, her şey internette var. Ama evet, nedir bir aile programı diyor, aileye uygun bir internet. Programı tanımlanmıştır. Evet. Veya işte şu şu yasaklandı, senin yaşamın onları yasaklıyor. Yasaklıyor, yasaklıyor. Her daim açık değil demek istiyorum. Bu serbest bölgenin kontrolü zihin tarafından mı yapılıyor? Yani mesela öyle bir sistem var ki mesela bunu aklın dışında bunu geçerek hiçbir şey yapamaz. Yani hiçbir şey olmaz. Akılsızın dini yoktur der Allah Resulü. Ondan sonra bu akıl malum. Bu sistemlerden geçmedikçe zihne ulaşmıyor. Yani bir, evet bir bütünseldir ama adet ilahi. Hasan abi şu çok güzeldi, ben şöyle hatırlıyorum. Evet. Serbest bölgenin kontrolü kontrol etmemekle, yani şu, bir şey yapmakla değil yapmamakladır. Evet. Terklerle. Evet, yani terklerle zaten söylüyor zannediyorum. Terk ve tecerrütlerle. Evet. Evet. Yani zihnin de şeyi var, zihnin sureti zaten. Ama bileceğimiz şu, bu sistem böyleyken ama kazanımlarla, alınan ilimlerle, terk ve tecrütlerle hava uçuşuna kapatıyoruz. Uçmuyor artık o hayaller. Ama genel manada Fikret evet, abinin söylediğiyle ilgili bir kontrol sistemi olması gerekiyor. Var. Ben şöyle anlıyorum abi, serbest bölgenin müstakil olarak ihtiyar hakim ama onu temelde kontrol eden iradedir diye düşünüyorum. Şimdi ben devam edeyim. Evet. Zaten vicdana girdiğim zaman gördüm. Vicdan projesini biliyorsunuz, epey ilerledim. Vicdan ilerledim diyorsunuz abi, hala sözlerdesiniz. Bu nasıl bir vicdan böyle ya? Maşallah. ve bir berzah olduğunu gördüm. İstirar ve ihtiyari emirleri fark eden bir sistem. İrade de zaten orada olmasının hikmeti. Mesela küfrün vücudu yoktur ama kalp bunu biliyor. İman ve küfür. Ben biraz devam edeyim de başka bir şey gireceğiz. Devam etmeden abi şunu sormak çok şey. Şimdi biz dima talebeleriyiz mi diyeyim? Elhamdülillah öyleyiz. Evet, talebeyiz. Elhamdülillah. Siz böyle dediniz diye ben de kendimi havalara sokuyorum. Yani enfüsi talebeleriz. Evet. Çok şükür. Talebeyiz. Her zaman talepteyiz. Ashab-ı Suffa da enfüs alemindekilerdir diyoruz. Evet. Ama şunu merak ettim abi. Onlar kendilerini sıfatlardan arındırıyorlar. Ama biliyoruz ki esmalar sıfatların üzerinde zemin bularak, sıfatı zemin ederek kendini gösterir. Peki esmalar nasıl kendilerini gösteriyor Ashab-ı Suffa üzerinde? Veya bizim üzerimizde nasıl gösterecek? Yani hakikatiyle, yani renk veren, elmaya yeşil, çiçeğe sarı, öbürüne kırmızı rengi veren o esma... Bizde ne renk vermiş? Bizde ne renk vermiş veya hiç renksiz mi biz onu anlayabiliyoruz? Evet, evet. Şimdi biraz ona geleceğim. Çok tuhaf. Bu kadar konuşma oraya gidecek. Onun cevabı sanki bir yerde bir muhabbet olur mu bilmiyorum. Acizde kudret göründüğü gibi yani abi. Harika. Acizde kudret, fakirlikte gına, hiçliğinde vücut. O
zaman Risale-i Nur meşhurluğunu bir yere getirmiş oluyorlar. Evet. Acil fark yoksa kusur. Şimdi daha bir acayip bir muamaya gidecek de şuraya bir okuyayım, orayı merak ediyorum ben. Ben de merak ediyorum dün akşam. İşte asıl kendi arama yapanlar, kendini arama yapanlar, asıl aramayı kendisini kendisinde arayacak. Ama istemeyene, yani talep etmeyenlere bu sohbete, gel sana seni göstereyim denilmez. Şeriat, yasa, düzen, sistem demektir. Bu lugat. Her fıtrat kendi yasasına, düzenine göre hareket ediyor. Göz, kulak, dima, vicdan kendi yasasına ve düzenine göre hareket ediyor. Arayan yönelir. Aslında insanın zaafları çok ilginç yani. Mesela asabidir, şehvet, mal düşkünüdür vesaire. İnsanın aslında zaafları Allah zaaf olsun diye vermemiş. Zaaflar insana fırsatları barındırır. Fırsatları barındırır. O çok güzel inkişafa vesiledir. Devam edeyim. Zaafları fırsat olmalı. Fırsata dönüştürme iktidarına sahip insan, tek varlık insandır. Yani somutu soyutlaştıran, anlamlandıran, farkındalığını artırıp furkanlaşan, beşeriyetten sıyrılıp insan olan tek varlık insandır. Bunları sınırlandırarak haddimizi öğreniriz. Yani ne yaparız? Makamla makamsızlığı bulan insandır. Makamla makamsızlığı, ilimle cehaletini, vücutlar kazanarak yokluğunu bilen mahluk insandır. İstifa, estefa, Mustafa diye bir tekerleme yapılmış. İstifa, arzularını terk eden, estefa, bütüne gelerek yükselen, bunların sahibi, seçilmiş anlamına gelen Mustafa denilir. İstifa, estefa, Mustafa, arzularını terk eden, sonra estefa, bütüne gelerek, bütünsel yani parçalarını bütün bakarak, parçalarda neyi kastediyorum? Biraz sonra gelecek, çok tuhaftır. İnsanlara biraz değineyim. Arkadaşlar, şitası yaz, yazı da şitasıdır diyor. Yani insan öyle bir mahluktur ki Erdinç, yazı kış, kışta yazı yaşar. Acayip bir mahluk. Sebebi, acemeye gidiyor yani. Kendim kendimde volta atarak ancak odamda nefes alıyorum. Kah bedensel hazlardayım. Yani var ya, kah göklerdeyim, kah buluttayım, kah yerdeyim. Kah bedensel hazlarda yaşıyor. Aynı anda kah fikirde yaşıyor. Aynı anda yaşayabiliyor. Vicdanda yaşayabiliyor, hislerde. Kah kalpte, duygularda, kah ruhta, latifelerde yaşıyor. Divanlı, değişken bir alemin, değişken bir insanı, bu kadar değişkenlik içinde, kendisini kendisinde arayan bir insanın, divanlı değişmesinin sebebi, kah bir bedensel, kah bir fikir, ona geliyor şimdi. Çok acebime giden bir şey olacak böyle. Dur bakayım. Halde, bu insan, hal, var ya böyle sohbet, ashab-ı sufa, sohbetin o sufa, enfusis sofrası, ashab, sohbet ehli demek. Sohbet ehli demek, Peygamber aleyhissalatü vesselam kendisini ikram eden hal. Hal ile mana cem olursa kelam olur, hal. Şimdi diyor ki, halda ne var? Mayalanma var. Sirayet var. Bizde nasıl gözükür bu mayalanmayı?
Nasıl anlarız mayalandık, sirayet ettik, risale-i ders ettik? Terk-i davadır. Nur talebesinin öne çıkan vasfı terk-i davadır. Yani hal ehli sirayet almış, bütünsel gelmiş, istifa, estifa, Mustafa, terk-i dava olmuş. Dava derken? Yani kendisini dava etmez. Neredeyse Risale-i Nur davası. Değil değil, kendisini dava etmez. Şimdi arkadaşlar, söylemek istediğim ve söyleyeceğim, derse geçeceğiz. Burasıydı bu kadar şey. İnsan bazen bedensel, bazen dima, bazen vicdanı, bazen kalbi, bazen ruhsal dünyaları yaşar aynı anda. Onun için devamlı değişkendir. Bazen bulutlar çöker, bazen bodruma gireriz. Bazen dağlar geçer, bulutlar aşarız. Bir tuhaf tuhaf. Bazen naslanırız, bazen alttan alırız. Seviyesine göre serbest bölgeyi uçuşa kapatırsın. Kapatır. Musa'da ettikleri uçar çünkü bunun hava savunma sistemine devreye girdi. Musa Aleyhisselam çok kapattırmış. Dördünü bir anda yaşamak, dima, vicdan, kalp ve ruhunu yaşamak, dördünü ehası havasa mahsustur. Ustad 56 lemalarda bu bir niyet, bir kas, bir irade bizde olur. Son cümlem şuydu. Şimdi bana bakıyorsunuz, ben de size bakıyorum. Bir fikir çıkıyor abiler. Bu fikir içerisinde bir düşünce var. Düşüncenin içerisinde akıl var, ilim var. Onun içerisinde vicdani hazlar var. Onun içerisinde kalbi duygular var. Onun içerisinde ruhsal haletler var. Onun içerisinde o var. Bu kadar birbirine girilmiş, girift olmuş ve kendisini bu bilinmezler içinde bilinir kılmak için kendisi kendisinde seyahat eden bir insanız. Şimdi diyeceğim şu, fikir içerisinde nasıl girmişiz içine? Bir düşüncenin içerisine fikirleri, fikirlerin içerisine düşünceleri, düşüncelerin içerisinde hissi, hissin içerisinde duyguyu, duygunun içinde haleti, haletin içerisinde de kendimi, kendim içinde de eneyi, enede de sırrı insani, orada da Allah. Hakikaten nasıl bir bilinmezlik içerisinde insan denilen şu sanki atılmış bu alemi şahadete, ne halin varsa görülmüş denmiş. Beni en çok etkileyen, üçüncü kez söyleyeceğim, fikrin içerisinde duygularımı, duyguların içerisinde hisleri nasıl koydumsa ben olan bende de Allah böyle konmuş. Bunlar birbirine nasıl zemin olmuş? Aklım almıyor. Bir daha, fikrin içerisinde düşünceleri nasıl koymuş? Yani fikir sanki masa, kitabı koyduğum gibi, kap gibi, fincan gibi, düşüncelerin içine fikir, fikrin içerisinde düşünceleri, onun içerisinde hisleri, vicdani hisler, onun içerisinde kalbi duygular, onun içerisinde ruhsal haletler. Arkadaşlar, hayretimi ifade edemiyorum da, yani nasıl ona zemin olmuş, nasıl ona kab olmuş, ben daha fikrin ne olduğunu bilmiyorum, hissin ne olduğunu bilmiyorum, onun içerisine koyuyoruz ve bunu gündelik hayatta kullanıp yaşıyoruz. Çok muamma. Biz böyle bir muamma ne kadar sade gözüküyoruz, dünya da aynı böyle. Alemi gayb, 18 bin aleme aynı böyle. Çok sade olarak ama çok muamma. Kendi fikrim içerisinde, yani bilinmezler içinde kendini arayan, zahirde insan ne kadar sade, hakikatten ne kadar muamma.
böyle bir insan kendisini arıyor. Kullandığı malzeme alem-i şehadet veya 18 bin alem. Maksat kendisini kendisinden bulup kendisi kendisinden özgür olmak. Kendisinden kurtulmak. Köleliğinden kurtulmak. İnsan en büyük köle kendisinedir. Köleliğin, kendi köleliğinden kendisini kurtarmak. Bu bilinmezler içerisinde, onun içerisinde nasıl yapmış? Akıl hayran. Şitası yaz diyor ustad. Yazı da şita. Yani kışı yaz, yazı kış. Aynı anda yani fikrin içerisinde mutluluğu da koyuyorsun, sıkıntıyı da koyuyorsun. Ölüm korkuları veya terhis bekleyişleri çok garip ya insan. İnsan acayip bir şey ya. İnsan bu zannettiği bu işte değilmiş. Ne kadar sade, ne kadar muamma. Evet, bugün ısırmamız bitti. Akıl dersine devam edelim. Kendi aramakta yorulmayacağız inşallah. Kendini kendinde ara. Ne ararsın Şambuhara'da? Hakikati kendinde ara. Size gönderdim Meclis-i Nurani'ye. 126. sayfa. Bununla alakalı bir şey, kelam ifade etmek isteyen varsa şey yapabilir, yoksa akla geçiyorum. Herkes bekler ki Gafur bir şey söyler. Mutlaka öyle, ben de öyle. Siz öyle değil mi? Şimdi Hasan abi, her hoca, her öğretmen bir şey anlatırken, bir ders öncesinde gelir, temiz bir sayfa açar, tahtayı siler, temizler, evet, yazmaya hazır hale getirir değil mi? Evet. Bu bizim mukaddimelerimiz. Bu mukaddime bu. Bu haletler Hasan abi, bize bu yapacağımız dersi üzerine mi yazacağız? Evet. Ha, bu işte. Bu mukaddime ne içindi? Şimdi bunun içindi. Yani kendinde, kendi arayışın, kendi tutsaklığını, kendindeki tutsaklığından kurtulmak, kendinden özgür olmak, kendinden sıyrılmak, kendini bulmak, seyahat ederken, yani bunlar hepsi tertipmiş be. Şu şeyler, kabir tertip, sırat tertip, duyulmasın mı? Çok garip. Hep bu dünya ne kadar bahaneyse, kabir de bir inkişaf sebebiymiş. İmkan değil ama inkişaf sebebi, malzemesiymiş. Yani gene sana katkı yapmak için varmış kabir. Çok tuhaftır. Ölüm anı bile ruhsal inkişafa malzemedir. Malzemedir ha. Ölüm anı, kabire, berza, kabir hesabı, haşir meydanı, sırat köprüsü hep gene kendini bulması, hiçbir zaman durmayacak olan insanın inkişaf malzemeleridir. Yani oralar sana bir ceza kesmek gibi gözükürken veya mükafat vermek, aslında insanı olması hep devam edecek ya. İnsan nedir? Olmak da olandır, olması durmayandır. Cenneti istene ver onu. Cennete bile inkişafı, inbisatı devam edecek. Sırf dünya malzemesi kullanmayacak inkişafında. Cenab-ı Hakk'ın ruhiyetine, kendisini bulmakta devam edecek. Kendisini aramakta cennetten üstündür biliyorsunuz alemler. Bu devam edecek. Bir baktım ki hakikaten sekerat-ı anı tadılması gereken bir şey. Kabir, haşir meydanı, sırat köprüsü öyle bizim yüklediğimiz, zahirde yüklediğimiz mana değil. O alemimizde bir şey varmak için kullanılacak yine basamaktır, merdivendir. Ha böyleymiş ya. Ölüm tanıklık etmek, şahitlik yapmak. Bu başka bir şey söyledim biliyor musunuz? Bir daha. Yani bu dünyada bazı hadiseler var ya, şitası yaz, kış yaz, sonbahar, çocuk büyük, anne baba diyoruz. Sonra biz anne baba diyorlar. Alıyoruz, sonra biz allatıyoruz vesaire. Bunlar hep malzeme. Hep malzeme. Sekerat anı, ölüm korkusu malzeme. Ölüm anı malzeme. Kabre giriş malzeme. Berzah malzeme.
Haşır meydanı malzeme, Sırat Köprüsü malzeme, cennet de malzeme. Bunlar sonuç, hiçbirisi sonuç değil. Hepsi sürecin parçaları. Bütünsel baktığın zaman ondan başka hiçbir şey yok. O. İşte nasıl bunlar iç içe girmiş? Çok tuhaf ama tiyatral, tiyatro olarak anlatım yapılmış. Mesela şöyledir, böyledir. Ona delil nedir? Olmadığı halde olmuş gibi ifade edilen Kur'an'da bunlar anlatılıyor. Cehenneme girecek değil mi? Girdi. Yani böyle fikirde, düşüncede fikir nasıl konmuş? Yani fincana kahve koyar gibi. Fikirde hissi nasıl koydu? Fikir, akıl. His, vicdan. O fikirde vicdan, vicdanı ister. Vicdan ister de kalbi duygular. Kalbi duyguların içerisinde ruhsal haletler. Onun içerisinde ben olan ben. Onun içerisinde de içerisiz içerisinde sırrı insan. Ben de o. Onda ben var. Allah'ta ben sonra bilinmedim. Allah ile ben ezeli ve ebedi vardım. Onda bir ben var. Ondaki ben. Kim o? Burada yansıttı. Ben dediğim şey de ene de o. Ene de o. Bendeki o. Hep bunu bulma sürecidir. Bu inkılaplardır. İki aylık mesafede has çiftlik. Seyahat Usta zaten söylüyor. Dünya bir günlük mesafe ise 59 da öyledir. Aynı şey ya. Dünya bir günse diyor ki iki ay mesafede has bir çiftlik var diyor. Oraya diyor gidilecek diyor. Ama bir gün sonra diyor istasyonlar var diyor. İşte tren, uçakla, şunla bunla, gemiyle, şimendeve gidelim. İki ay mesafede bir gün imkandır demedi ki. Komplesi süreç söylüyor. Hiçbir tanesine şu mesela bir günlük mesafede imtihandır. Sonra imtihan değildir demiyor. İki aylık mesafeyi aynı kabul ediyor. Dünya neyse 59 günde öyledir. Aynı. Öyle bir şey. Yani bize şahitlik, tanıklık yapmak için can hayat bitmiyor ki. Hayat biten böyle bir şey yok ki. Dünya cinsinde değil ki. Nefis, beden bunu tadacak. Tadacak diyor. İnkışafına sebep olacak. Ha böyle mi oluyormuş? Yani bir günlük mesafede neyse 59 günde de öyle olacak. Aynı şey. Hep bu kendi bulma sürecinin vasıtaları, yani tiyatral bir oynatım gösteriliyor. O iki ay aslında bir günün içinde mi abi? Hepsi ay. Hepsi sen. Seni bulma sürecindeki inkılaplar bunlar. Yani bir gününe kadar, istasyona kadar imkan. Ondan sonra o imtihana göre şey yapacaksın demiyor. Hayır. Ondan sonra gene seyahat ediyor ama seyahat etme şekli değişiyor. Yani imtihan bitmiyor, bitmiyor. Seyahat devam ediyor. Nereye seyahat? Ondan sonra hep kendinde seyahat ediyorsun. Kendi sürecinde. Kendi hakikatinde. Bütün 18 bin alem, o cennet, cehennem ve o has çiftlik bile senden yaratılmış. İnsan merkezde, mahiyet insani birdir. İnkısamı gayri mümkündür. Yani Nur-u Muhammed'i cihetiyle, onun bizdeki tayin ve teşahhus cihetiyle bizden yaratılmış. Ama asıl itibariyle Nur-u Muhammed'den yaratılmış cennet, cehennem. Senden yaratılan sana gayri olmamalı. Senden yaratılan, yani senden düşen gölge hayatının gayesi olmamalı. Sana bağlı o gölge. Cennet insanın hakikatine göre gölgesidir. Hakikatını tanımlayamaz. Zaten insanın mahiyeti, görüyor musun? İnsanın mahiyeti camiasının simasında insanın hakikati demiyor. İnsanın mahiyeti letaif-i refet, yani hamura bak dört tane, pekmez tayin gibi. Letaif-i refet, dekaik-i şefkat, şuat-ı merhamet ilahiye, sonra sikri-i rahmiye. Çok yani mahiyetim bu. Bu iki aylık çiftlik bir gün neyse 59'u da aynıdır. Ama hakikati farklı. Merati hakikat farklı. Bunlar hep devam edecek. Yani onun için Hızır abi derdi ki
böyle biraz tedirgin olduk. Ne sanki şey gidiyor ya, öteki mahalle. Ben gideyim, sizi karşılarım, merak etme. Yani şey gidiyor yani, İstanbul Havalimanı'na gel, bizi karşılıyor. Ben gideyim, tamam Müzer abi, tedirgin olma, sizi karşılayacağım. Yani tuhaf yani, sırrı anlayanlar bedensel hastalarını çok rahat terk ettiler. Yani putlaştırmadılar bedeni ki o zaman şu anda bedeni hazlar yaşamadığımız için şu anda ruhsal ve fikir yaşıyoruz. Fikir, his, tefekkürü yaşıyoruz. Peki nedir bu? Bu halet-i ruhiyelerin içerisinde beden var. Bedeni yaşamıyoruz. Bedeni hazların, uçkurluk ve midenin iktizaları yapmıyoruz şu anda. Ne yapıyoruz? Tefekkür ediyoruz, düşünüyoruz. O zaman ben mi bedendeyim, beden mi bizde? Şu anda beden bizde. O zaman şu anda ben vefat etsem, siz vefat etseniz, ben neredeysem beden de orada olacak. Eğer yaşarken ben olan o sistemi bedensel hazlara endeksleyip, bedensel hazları yaşarsa, uçkurluk ve midenin peşine gaye olursa, biz bedendeyiz. O zaman beden nereye gittiyse sen de oraya gideceksin. Mezara gittiyse mezara gideceksin. Yok, şu anda beden bizde mi, biz mi bedendeyiz? Beden bizdedir. Beden bize hizmet ediyor şu anda. Şu anda biz bedende değiliz, beden bizdedir. Vefat ettiğin anda hayatın ekserisi beden sendeyse, sen neredeysen bedeni misali, timsali sureti seninle beraber olacaktır. Hasan abi şey de dediniz ya, bir günlük mesafede istiyasyon var, iki aylık kas çiftlik var. Şu geri kalan 59 günde eğer biz, tamam şey demiyor, hiçbir yerde demiyor burada bitti, orada, ama hiçbir yerde de ben görmedim, burada da devam ediyor, burada da teklif vardır diye duymadım daha. Evet. Ama şöyle anlıyorum teklif ben. Teklif yok. Ben şöyle anlıyorum Hasan abi. Alem-i şehadette teklif var. Bu teklifler buraya kadar, kabirden sonra terakiyat yoktur. Ama inbisat buradakilerle göre yapılacaktır diye anlıyorum ben. Evet. Mehmet abi nereden geliyorsun şimdi? Çorlu'dan değil mi? Evet. Şu anda Allah sana farz mı kıldı da geldin? Farz mıdır gelmene? Hayır. Değil mi? İlim. Evet. Ne yaptın? Kendini tanıdıkça kendine değer vermek ve inkişaf ve inbisat etmek için malzeme topluyorsun. Doğru bir sonuca varmak için doğru malzemenin olması lazım. O bir gün malzeme topladı. Ondan sonra teklif yok ama takdir, inbisat, inkişaf, kendini yapılandırma devam ediyor. Buradaki çantana ne koyduysan o yolculuğu onunla devam edeceksin. Devam. Bak şimdi. Evet, Haşir abi. Meydanında o 7. sözde dediği noktayı şu şekilde söylüyor. Uzun bir seferdir diyor ya abi. Uzun bir sefere haşre kadar sayıyor. Evet. Öyle evet. Dünya değil. Yani öbür kabir, berzah hepsi orada var. İşte kabir, berzahta teklif yok diyorum. Ha, teklif burada alim-i şehadetteki aldığın malzemelerle o seyahate devam edeceksin. Evet. Anlıyorum. Ben de şunu anlıyorum. Evet. Hasan abi diyor ki bir ben var. Bu benim içinde 2 ayda var. 1 günde var. 2 günlük mesafe de var. Uçak da burada. Tren de burada. Hepsi bu benim içinde. Ben bunu anlıyorum Hasan abi. Yanlış mı anlıyorum? Bir günlük mesafe. Doğru. Tamam. Bir tende değil. Doğru. Bir günlük mesafede teklif var. Yani bu tanımlama, bedensel şey. Orada bu teklif niye yok buranın cinsinden? Bu atom cinsinden bir bedene sahip değiliz. O artık kendi bu alemindeki dimağını, vicdanını, kalbini, ruhunu bütüne getirebildiğin kadar inkişaf edeceksin. Şöyle düşün. Ondan sonra geçeyim. Şimdi darul karar, darul saadet, cennet. Peki gittiğimiz zaman dünyayı hatırlayacağız. Ölüm anını hatırlayacağız. Berzah hatırlayacağız. Değil mi? Cennette tabii, de. Tabii, Haşim meydanını. O sana ne yapacak? Sırat köprüsünü. Vay be. Mehmet kardeş hatırlıyor musun? Biz dünya dersleri yapıyorduk dünyada. Konuşuyorduk. Haşir meydanı ne acayipti değil mi? Sana o cennette bir katkı yapmayacak mı? Heh, işte o.
Sayfa 126. 28. defte akıl. Sözler 187. Zira Allah namına iftira eden, yalan söyleyen en etna bir dereceye düşer. Bir sineği daimi bir surette tavus görmek ve tavusun büyük efsafını onda her vakit müşahede etmek ne kadar muhal ise, şu mesele de öyle muhaldır. Fıtraten akılsız, sarhoş bir divane lazım ki buna ihtimal versin. Metin bitti. Fıtraten akılsız olmak, sarhoş, yalan söylemek, iftira yapan. Yani burada geçen paragrafta fıtraten akılsızlık, sarhoş, yalan söylemek, iftira yapan. Bedi bir muhali vaki farz etmek, geçen. Hezeyan, saçma sapan konuşma. Kandırma, ihval etme, tasanu yapmacık. Olmadığı halde kendi keyfine konuşturmak. Bunların hepsi aklın sıfatlarındanmış. Akıl, aklın sıfatlarından imiş. Onun için aldım. Akıl yapıyor bunu. 193 sözler. Kur'an ise, yani aklı tanımaya çalışıyoruz. Her şekilde. Aklı hakkında geçen külliyatta ne kadar tavsifat var? Yani Ustad Lugat, akıl nedir? İki nokta üst üste yapmadı Kur'an gibi. Kur'an da öyle yapmış. Eylemde göstermiş. Kur'an ise hakimdir. Hakim ise akıl kabul etmeyen şeyleri akla tahmil etmez. Akıl ise zahir bir menfaati görüyor. Hakim ne demek? Mevcudatın hakikatine vakıf olan, hikmette mutahassis zat. O zaman hikmet aklın sıfatlarındandır. Kur'an hikmetine aklı şahit tutuyor. Hakim ismi insanın aklına hikmeti koymuş. Hakim ismi insanın aklına hikmeti koymuş. Arkadaşlar, hikmet insanlığın kafir mümin fark etmeden bütünlüğünün ortak havuzudur. Hikmet. Hasan abi şurada... O, ne, bu cümleyi de bitirmiş abi. Bir şey yazmışsınız da ben anlamak istiyorum. Kur'an akla şahit tutuyor. Yani akla mı şahit tutuyor, aklı mı şahit tutuyor? Yani... tamam işte. Yani Kur'an'ın hikmeti var. Vel Kur'an. Yani hikmet. Hikmetler dolu Kur'an'a. Aklı da ona şahit gösteriyor. Aklı şahit gösteriyor. Ondandır ki hikmet Müslüman'ın kaybettiği yırtık bir malıdır. Çin'de dahi olsa bulun diyor. Yani hikmet o insanın ortak bir havuzudur. Sayfa 130, sözler 204. O güzel manzaraları ira eden ve güzelleri gösteren perdelerin kapanması ile akılsız çocuk gibi ağlama merak etme. Bu çok acayip. Ölüm korkusu şey var ya. İşte biraz önceki o mukaddeme ısırmak için bir yarım saat konuşmada işte dünyaya meftun olmuş. Ruh'da haberi yok tabii. Ruh'un istediği bir dünya değil. Ruh'un arzuladığı bir yer değil burası. Nefs-i melabega. Ama ruh'da haberin olmayınca kalpten, vicdandan, fikirlerden hiç sen yoksa fikir daha insana üstün gayeler gösteriyor. Aklın fikirlerini, kalbi meyillerini, ruhun arzularını tatmin ve teskin edecek, iş atacağız diyor. Ancak darul ahiret. Fikir hareketi olanın dünya doyurmaz ki. Her gün aynı. Her sene aynı. Bir tepecik aynı. Küçük çıkmaca her sene aynı. Ne değişti? Sen değişmenden başka bir şey yok. Yani bunun için yaşanır mı? Mesela taban yoksa değil. Farz mal söylüyorum. Evden, 4 Levent'ten 7 kuleye maya sattın, 4 Levent'e geldi. Yani ömür billah, ölüm yok, devamlı maya satacaksın. Bu olur mu böyle yani? Ha, olur ne olur? İşkembe ve mideyi esas yapmış. Başka bir hayatta gayesi yok. Ama fikir hareketi olan bakacak ki, fikrin karşılığı değil yani. Ya bir şey eksik. Adam dedi ya bana. Burada söylemiş miydim bilmiyorum. Geçen hafta burada mıydım?
adam Ege'den bir şehirde. Çok ilginç ama. Dedi ki, ben dedi sizin telefonunuzu sizi takip eden gelinimden aldım dedi. Ha. Dedi ki sizin ne iş yaptığınızı biliyorum. Onun için söyleyebiliyorum. Sizin hayal edemediğiniz kadar benim servetim var diyor. Sizin ne iş yaptığınızı biliyorum. Demiş. Sonra diyor ki siz diyor tanımadığınız telefonlarla konuşmaya da sıkıldığınızı da biliyorum. Yönü söyledi. Ama böyle sayıyor. 74 yaşında. Şimdi sana bir soracağım diyor. Ama diyor cevabı da beni demiş ki gelin. Bak o demiş biraz hakikat ifade ederken pervası yoktur söyler. Kırarsa üzülürsen ona razı ol. Yani. Demiş yani. Dedi ki bu şeyi saydıktan sonra size bir şey söylemek için sayıyorum bunu dedi. Sizin şu anda ben dedi yazdı kışlı ne hayal ediyorsa hepsi bende var. Şu anda diyor ormanın içindeyim ve mutlu değilim. Her şeyim var niçin mutlu değilim dedi. Ben de dedim ki her şeyin sahibi yok da onda. Her şey ama dedi ben oruç tutuyorum dedi. Hayatında bir anlam getirmemiş ki her şeyin sahibi. Hayatında iş yaparken, toplantılara, yaşarken, balolara, şuraya bir giderken olayın içerisinde Allah var mıydı hiç? Allah var mı yani yemek yerken, arkadaş toplantısı yaparken Allah var mı olayın içinde? Allah sizde ne ifade etmiş yaşarken? Ne katmış hayatınıza? Allah yok yani aleminiz. Her şeyiniz var. Her şeyin sahibi yok. Onun için mutlu olamazsın. Dünyada en şahsi kişisel gelir yüksek olan İsveç, Norveç, Finlandiya ve Japonya. En çok internet olduğu yer. Evet. Bakın girin internete görürsünüz. Demiyorlar, gizliyorlar. İsviçre'de Basel'le Cenevre arasında, işte orada mı dediler? Her gün orada lokomotifte çalışan bir Türk var. Her gün ortalama 10 kişi diyor eziliyor diyor trenimizde. Atıyor kendisi. Her gün. Başka bir yerde de var ya Fransa'da bir gene bir Türk. Bu dersleri söyleyin dinlediği için kendisi yazmış. Ben şahidim. Kendisi demedi ben ezdim ama trenimizde diyor. Ezmedi olur mu? Mesela biz Bremen Afendi'yken İbrahim demedi mi posta? Bugün iki tane ceset gördüm tren istasyonunda. Demedim. Kim var diye. İrfan olabilir. İki tane ceset. Bu postacını orada verirken şahit oldu. Meğer her gün ortalama 4-5 kişi Bremen Afendi ölüyormuş. Atıyormuş kendisi. Ya peki ilaç diyarı? Tam da insan niye mutlu değil? Niye bunları anlatıyorsun? Kardeşim sen bu değilsin. Aradığın bu değil. Bu değil. Midene doldurdun. Sustu. Gözüne doldurdun çiçekleri falan. Kulağına da sesleri doldurdun, susturdun. Aklına ne dolduracaksın? Kalbine ne dolduracaksın? Bağırıyor o. O da bağırıyor. Neyle dolduracaksın? Sözler 204. Abi bütün bunlardan çıkarak. Herkes hakkını helal etsin. Evet. Efendim. Bugün formumdayım. Evet. Bağır. Evet. Bu hepsi evet. Evet. Aslan abi azap. Bütün aranızdan çıkarak söylüyorum. Notumda da var da. Hı. Azap nedir sizce? Çok ufak bir şeydir yani. Nedir? Azap. Bütün bu anlattıklarınızın karşılığı çekilen ya evet. Azaptır. Evet. Ya da mutluluk. Mutluluk, huzur değil mi? Azap nedir? Ve nerededir bende? Benim bulduğum cevabı söyleyeyim. Abi. Azap histir. Ve vicdandadır. Evet. Şimdi yaptığımız bir günahtan eğer burada azap çekmiyorsak bizde vicdan o zaman yoktur. Evet. İşte müjde olan taraf da şudur. Allah bir suça iki yerde ceza vermez. Burada Mesnevi de geçiyor. Burada azap verdiyse vicdan azap onu ahirette sormaz. Çok şükür. Sözler 204. O güzel manzaraları ira eden ve güzelleri gösteren perdelerin kapanması ile akılsız çocuk gibi ağlama merak etme. Ben
okudukça değil mi, külliyat okudukça şey, insan ülfet oluyor diyor ya. Farkındaysanız her gün, her okudukça külliyat, yani tedirgin de oluyorum. O da ya, gizleyemem sizden. Yani kainatın muhteşemleştiğini, külliyatın garipleştiğini her gün okuyorum. Mesela bir insan çok seyahat eder. Çok şey böyle şey. Sebebi kendisine katkı yapmadığı için. Mesela Rüştü abidi görmüştüm, pek seyahat etmez. Çünkü katkı yapıyor. Öyle kendisine katkı yapanın her geçen günün insanı muhteşemleştiğini, külliyatın acayipleştiğini, garipleştiğini, insan kendisi kendisinden garip olduğunu, Allah şahit, endişe etmeye yani bazen alıyor beni. Böyle oturuyorum. Hani aklın içine onu koy, onun içine koy, 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 koy. Yani bir acayibime gidiyor yani. Eski de Allah muammaydı. Biraz rahattım, o işte. Ben iyiyim ya. Unutabiliyordum, unutunca da şey oldu. Ama muamma şimdi içeriye girdi, kurt gövdeye girdi. Ben muammalaştım yani. Allah'ı bilmek kolaymış meğer ya. Allah kolaymış, Allah'a iman etmek kolaydır. Kendini bilmek zor değil mi abi? Kendini bilmek zor. Peygamberim yok, kitabım yok, eserim yok. Allah'ın peygamberi var, Kur'an'ı var. Hani insan muhteşem ya. İhtişam, çok garipleniyor yani. Acabime gidiyor. Gittikçe çok rahatlamam gerekirken tedirginliğin artıyor. Onu da söyleyeyim peşine. Yani rahatım kaçtı. İyiydim yani 5-10 seneye kadar daha iyiydim. Koşturuyordum kırıkan şuraya buna. Tedirginliğim arttı. Allah Allah. Çok garibime gidiyor yani. Böyle bedende. Ya nasıl gitmesin? Fikrin içerisine düşünceleri koydum. Düşüncelerin içerisine hisleri koydum. Fincanın içine kahveyi koydum. Kahvenin içine lezzeti koydum. Lezzetin içerisine, zevkin içerisine lezzeti koydum. Lezzeti de aldım, sana koydum. Oo hocam, onu da aldım, ben aldım. Sende derinleşiyor. Bu sefer şükür oluyor. Şükür sebep sonuç ilişkisinde ortaya çıkar. Hamd öyle değil, sebepsiz de oluyor. Önce elhamdülillah denmiş, şükür denmemiş. Yaşantıda olur şükür. Şükretmeyen teşekkür etmez. Hamd öyle değil, sebepsizdir. Böyle içsel tanıklıklara, şahitliklerine hamd edilir. Acayip ya. Bu sefer tedirginliğin artıyor. Çok garipleşiyor. Ahiret küçülüyor. Kabir acayip. Meğer o korkutan o aşir şey, ölüm anı, kabir, berza. Meğer ruhun ezeli ve ebedi inbisatı için bunlar malzeme olacakmış. Onun için hadi sen de bunu gör. Bir tiyatro anlatılıyor. Maksat sensin. Yoksa bir haşir meydanı kurmak için haşir meydanı değil. Seni yüceltiyor bu. Mesela diyor yaşartacağız da. Ya şeytanı sanki Allah ortağıymış gibi. Karşısında ciddi bir düşmanı varmış ki Allah Kur'an'la bu kadar iddet ediyor diyor yaşartacağız da. Yani bu yakışır mı diyor Kur'an'a böyle diyor. Basit bir şey çok büyütüyor. Orada ne diyor biliyor musun? Çok acayip. Ne Kur'an, ne Allah, ne de şeytandan bahsediyor. Diyor ki, şeytanı böyle anlatarak diyor, insan çok yüce olduğunu gösteriyor diyor. Çok tuhaf. Şimdi bu ölüm anı, haşir meydanı falan, tecelliler, haşir meydanı, sırat köprüler falan, insan muhteşemmiş. İnsanın muhteşemliğini çıkartmak istiyor, çamaşırdan suyu çıkartmak gibi. İnsanın muhteşemliğini anlatıyor. Bu süreç. Ama hepsi neredeymiş biliyor musun? Yaşayacak gibi gözükürken hepsi bizde zaten. Tamam. Hepsi insanda. Hepsi ayhan olacak. Kısacası Allah bizim bildiğimiz gibi de değil. Evet bir daha. O güzel manzaraları ira eden ve güzelleri gösteren perdelerin kapanmasıyla akılsız çocuk abi. Gibi ağlama merak etme. Altı diyorum sizi tanıdığım güne. Ne kadar
kadar rahattım ya. Subhanallah. Çok rahatsın. Ben de çok rahattım. 10 seneye kadar çok rahattım. Allah gani gani rahmet etsin. Dedi ki, şimdi çok rahatsın dedirmişler. Omuzuna, omuzuna, sırtına yük binince çok ararsın beni dedi. Hakikaten öyle. Fırtınalar dağlara geliyormuş, ovaya su geliyor ya. Hakikaten. Şimdi böyle, ben de zannediyordum ki Rüştü abi sıkıntı böyle, hizmet falan. Meğer bunları tefekkür edince, adam zavallı ya. Hakikaten en zavallı benim ya. Çok rahattım eskiden. Her şeyi bitirmiştik ya. Ooo Aşir meselesi, 10. söz. Ooo kader risalesi. Bir şey değil. Tamam, hadi bakalım koşturalım kırın. Ya ne kadar rahattık ya. Başımıza iş aldık ya. Bu proje. Şimdi vicdana indi. Bu haletler ne biliyor musun şu andaki? Vicdandan kaynaklanıyor. Vicdan projesinde ne oldu şimdi? İmtihanın boyutu değişiyor abi. He? Şimdi vicdan projesi ha bu. Vecede vicdan. Vecede bulmak. Neyi bulacak? Neyi bulmak istersen. Vicdanda herhalde Arnavutköy'de başlayacağız yani. Vicdan projesiyle oluyor bunlar. Böyle oldum yani. Keşke başlamasaydım. Siz divan başladığınız zaman iş işten geçmişti zaten. Yani tedirginliğim arttı ya. Evet okuduk. Çocuklarda akıl aktif değil, zekaları ve diğer sıfatları aktif. Sinni rüşt de aktif oluyor. Çocuğun sinni bulu çocuk yapma yaşı değil. Sinni rüşt de akıl aktif oluyor. O da ne zaman başlar? Çocuğun iki türlü bulu çağı var. Sinni rüşt, sinni bulu. Sinni rüşt, hakkı hak, batılı batıl bilmek, ona ait fikir ve hiç sahibi olmak. Bunun yaşı yoktur. İmam Azam 6'da olmuş. Nedir o? Vahye muhatap olursan sinir rüşt başlıyor. Akıl güzel manzaraları ira eder. Gösterir, ortaya çıkarır. Başka ne yapar akıl? Güzelleri gösteren perdeler oluyor. Akıl perdeymiş. Böyle şükrü örfisinde olursa neyi veya neleri görür? Sözler 11'de diyor ki, kainat simasında öyle bir sikke-i rahmet içinde bir hatem-i rahimiyeti ve bir nakş-i şefkati dokuyor. Allah Allah. Görüyor musun? Kainat simasında, kainat bir simadır. Ne var orada? Sikke-i rahmet var. Şimdi biraz önce dedik ya, fikrin içinde fikir dima. Onun içerisinde vicdan his, yani soğan kabuğu gibi ezberlememek lazım. Fikir dışarıda, kaf, akıl. Gir içeriye vicdan, gir içeriye kalp, gir içeriye ruh. Dimağda fikir, vicdanda his, kalpte duygu, ruhta latife ya. Şimdi şu kainat siması içinde sikke var. Sikke-i rahmet var. Aç onu, onu aç içerisine. Yani saat var ya Ali, bakalım tık, saniye tık, tık yapıyor mu? Tık yaparken, abi şurayı tutar mısın? Tut! Tık yapınca burayı da tut. Saniye, bir saniye. Aç onu, gir içeriye. Gir içeriye. Şimdi burada kim var şimdi? Zaman var mı? Yok. Zaman yok. Bil. Şimdi sikke-i rahimiyeti tık, tık, gir içeriye. Hatem-i rahimiyet var. Hatem-i rahimiyet, tut onu da tık. Bir daha içeriye gir. Nakş-ı şefkat var. Öyle bir hatemi inayeti nesce diyor ki meğer onun arkasında da hiç pek kale almadığımız, lugatına bile bakmadığımız inayet varmış. Yani hatem inayet. Güneşten daha parlak kendini akılları gösteriyor. Yani sonuç Allah'ın inayeti. Allah şöyle düşün. Ya böyle. Zatın üstünde mi abi? Zat mı? Yani inayet nasıl bir şey? Bak mesela şöyle. Şimdi şöyle ama düşünemeyiz de. Yani keşke yapabilsek de. Şimdi Allah var. Hiçbir şey yok. Öyle kalsa. Ben ne olacağım? Hiç gelmemiş. Ne oluyordu böyle? Yani düşünemeyin diyor Mesnevi Nuri. Zatımı la tefekkeru.
Zatımı tefekkür etmeyin. Esmamı şey. Efalimi etmeyin. Şimdi ben yaratıldım. Allah ve ben. Diğerleri tertip. Sembol, simge. Allah Allah. Ya ben işte. Bu ne olacak işte bu? Bedene hasır şey yapma. Ta arkaya. Ya ne kadar. O var olabilmem için işte bunları tık dedi ver saat. Tık tut burayı. Tuttum. Tık aç. Zamanın arkasına geçtik. Sikkeyi Rahmaniyet. Aç orayı da. Ondan sonra ne geçiyor? Hatemi Sikki Rahimiyet. Sikkeyi Rahmet. Abi. Sonra onu da şey yap. Nakş-ı Şefkat. Hep bunları niye yapıyor? Yani yapıp neyi göster? İnayet. Şuraya bak. İnsana bak, insana. Letayfi Refet. Letayfi Şefkat. Şuat-ı Merhamet İlahiye. Sikke-i Ulyay-ı Rahmiyet. Bunların hepsi cemil. İnayet. İnayet yani istemesi. Allah seni istemiş biliyor musun? Şöyle bir düşünsene. Allah beni istedi. Vücuda çık dedi sen. Şu anda benlik vermiş sana. Şu an düşünceli her şey. Ya bir tuhaf ya. Neyse. Onun için biraz garipleşti tabii. Ben garipleştim. Siz de garipleştiniz. Hasan abi. Mahiyet benim nazarımda son noktaydı ya. Hani suret, kanuniyet, hakikat, mahiyet. Şimdi bu mahiyetin simasında deyince, yani benim simamda ne var? Benim içerideki duygularım, hislerim, latifem, her şeyim. Yani siz aslında mahiyetin içini mahiyet. Dışarı çıkartmışsınız. Evet. Siması deyince bu oluyor. Evet, siması bu ama bu benim benim bakışımda son. Ama Allah bunları ne şey yapmış? İnayetin dışa vuruşları. İnayetin dışa vuruşları. Ben tarafından pergeli koyarsam bu son. Ama ben suret, bu sureti diyor, dışarı vuruşu bu. Ben niye varım? Allah bana niye şefkat etti? Cevap. Niye rahmet etti? Niye rahmet etti? İnayet. İnayet. Yardım etti, merhamet etti, affet, muhabbet etti. Niye etti? Ne bileyim, git ona sor. Dedi ki bir tanesi cenazede, Allah beni niye yarattı dedi, muhabbetinden. Ya benim neyim vardı ya? Beni niye muhabbet etti dedi. Vallahi git ona sor ne bileyim. Seni niye sevdi? Bana kalsa ben seni sevmezdim dedi. İnayet etmiş. Ama Ebu Cehil'i de yapmış. O da ayrı bir vazife yapıyor zavallı. Ne iş yapıyor ya? Acayip bir şey ya. Hepsi tertip ya. Adam demiş ya bir tanesi, beni mi seçtin dedi. Anladı Deccal oldu. Beni mi buldun dedi. Okumuş biliyor. Baktı ki. Sonra anlamış. Vay bir ciddi bir şeye aynadarlık yapıyorum. Bu işte beni mi buldun diyor. Bu kadar dünyada insan varken. Çok garibime gitti ya. Şey diye bağırmış abi. He? Neden ben? Neden ben? Ben? Neden ben dedi. Evet. Bağırma. Evet. Neden ben? Neden ben? Aklım gidiyor gafur. Allah aşkına iyice sıkı sıkı sarıl ve şükret. Şimdi tersini söyle. Bu dava sende de gösteriliyor. Niye sen? Niye? Allah birbirimizden ayırmasın ya. Yani insan korkuyor. Çok. Ne oldu böyle bu manada Zeytinburnu'nda olmuştu. Siyah bir koltuğum vardı böyle. O böyle bir şeydi. Dedim ya Adem nasıl bir şey ya? Hatırlıyorsunuz değil mi? O anlatmıştım öyle. Adem nasıl bir şey ya? Cehennemde nasıl bitiyor? Nasıl bir şey olur ya? Yokluk. Derken yani ne düşünmüşüm, nasıl tefekkür etmişim ki o zaman bilmiyorum. Böyle düşünürken baktım deprem oluyor. Resul. Deprem oluyor. Tutundum. Ses yapamıyorum ama. Lal kaldım. Tok 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 tok. Nasıl oynuyor? Deprem oldukça ufalıyor. Her şey ufalıyor. Ben ufalıyorum, ufalıyorum, ufalıyorum falan. Tam böyle koltuğa yapıştım. Deprem olur, yıkılır. Öyle bir şey değil yani. Ufalıyor her şey. Küçülüyor, küçülüyor, küçülüyor. Tam bir Allah diyebildim.
Yani her şeyde ufaldı ya aşağı doğru böyle. Honigil acaba böyle. Ufaldım böyle. Kendi kendimi görüyorum ufaldığımı da. Kendimi ufaldığımı görüyorum. Her şeyi ufaldığını görüyorum. Senin başka bir ben var hepsiyim. Ama bu ondan sonra kaç hafta, kaç ay kendime gelemedim. Adem böyle bir şey herhalde. O. Yok olmak. Nasıl bir şey gördün mü dedim. Cevap çok hızlı gelmiş abi. Ama çok sert geldi. Bizde bir tane hoca, şey usta vardı, staj yapıyordu motorda, Levent'te. Servis yaparken fren ayarları falan, ayarlar bölümündeydim. Bir şey istiyor, 14-15 istiyor. İşte şunu istiyor, çekiç istiyor, İngiliz anlatan istiyor. Her gelişten çocuk bozmuş kovboy filmleriyle. Getirirken ustasına çekici, ona dükşün 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 dükşün. Usta anlatıyor şimdi. Ya öteki servis. Dedi, oğlum dedi, geldiler mi dedi ya. İkide bir düşün düşün dedi. Gene hala orada. Ustam diyor, silahları bile var diyor. Adam diyor ki, geldiler mi diyor. Adam diyor, silahlar geldiler diyor. Dedi, iyice bir şey bak dedi. Şeyde bir yerde okumuştum abi. Adem'e karşılık sukut, Nazım Mani'de. Hiçliğe karşılık da mahvolmak. Allah Allah. Birlikte mahvolmak. Mahvolmak. Yani o daha beter bir şey yani. Yani bu, ben böyle bir şey yaşadım ama yani Allah göstermesin. Hani bazen diyor ya, adam demiş, Deccal Süfyan'dan bahsetmiş, o Musa abi var ayrancılarda, Allah rahmet etsin. Kaliteli bir adam işte, abimiz. Ya adam diyor ki diyor, Süfyan'ı Allah göstermesini Allah gönlü. Hakikaten geldi diyor, göstermeden gitti diyor adam ya. Ya ona geldi görsün. Madem gelmişsin görsün dedi ya. Allah göstermesin. O göstermedi diyor. Ama gelmiş gitmiş adam hala görmemiş. (gülüyor) 215. Hala var. Ve 500 sene sonra gelecekmiş. Aynı böyle. Bizzatı duydum. Allah Allah. 215 sözler. Evet, zahiri muptela olan akıl böyleymiş. Şu keşmekeş kainatta perestiş ettiği şeylerin zevalini görmek ile meyusane feryat eder. Allah Allah, ondan oluyor. Ne anladık? Eğitmesen akıl zahiri muptela olur ve meyus olur. Meyusiyet aklın sıfatı ki zahirden hakikate geçemeyenlerde olur. Sonra toplayacağım tabii aklın sıfatını, böyle gidiyorum. Sözler 220. Akıl miftahı kenz oldu, fena babu bekadır gör. Akıl yerinde şükrü örfünde kullanılırsa define ve hazinelerin açana alet olurmuş. Akıl yerinde kullanılırsa ne olur? Yani şükrü örfünde kullanılırsa, Allah'ın veriliş gayesine akıl kullanılırsa define ve hazineleri açan alet olur. Zahirde görünene bak, defineye bak. Yani zahire bak, aklın gördüğüne bak. Mezarlık görüyor, ihtiyarlık görüyor, kanser görüyor, korona görüyor. Zahir bu. Bir de bu zahir anahtar, mesela kapının anahtarı var. Demir anahtar işte. Arabanın anahtarı ya. Ama bir içeriye girdin mi Ali? Kapıyı açtın mı? Açtın. Karpuz, elmalar, imam bayıldı, müftü şaşırdı, baklavalar yattan kalktı. Bir sürü şeyler var bak. Ama anahtara bak, kilide bak. Akıl da böyle. Şu dünyanın zahirine. Akıl anahtar, dünyada kilit. Yani anahtar kilite hasrettik. Lan aç da gir bakalım. Mesela kapıda anahtar var. Bende de kilit var. Bende de anahtar var. O da ne peki? O da bu cinsten değil ki. Elimde demir var. Ya içerisi de bununla mı doludur? Hazine dairesinin anahtarı var, anahtara kıymet veriyorsun. İçerideki hazineyi koyuyorsun. Yok, hatta diyorum ki, bu anahtar var elimdeki demir. Onun gibidir diyorum içeride. La içeride karpuz buna benziyor mesela? Zaten akıl anahtarı da dünya cinsinden değil ki. Evet, ama akıl bu zahiri muptela ya. Aç şurayı diyor. Doktorum, bu Hasan abi var ya, manava gidip diyor ki, bu karpuzdan kaçma de. Manav da diyor, aynı şeyi Hasan abi diye. Bu nasıl bir akıl var? Evet. Bu karpuz diyor hangi model dedi? Bu kaçı diyor? Hangi model, kaç model dedi bu karpuz? Ne diyorsun sen dedi ya? Karpuzun modeli mi var?
Arabanın var dedim, senin de modelin var, bu nasıl bir şey? Durdu. Her sene bir şey, her sene son model olur mu dedim ya. Ondan sonra, ya kardeşim sen ne diyorsun ya? Nerede biliyor musun? Erikli Cem Evi var ya. Biliyorum. Çok iyidir. Adam ya kardeşim sen kimsin ya diyor. Bakıyor etrafa. Etraf mezarlık ya. Korktamış bunu. Ya kardeşim nasıl ya lan son model? Dedim her sene bir şey son model olur mu ya dedim. Arabanın senin de model. Kaç modelsin? Lan ben model. Ne acaba? Abi o soruyu soran da akıl, evet. Sorulan soruyu garipseyen de akıl. Ne? Sonra biraz anlattım, dedi ki intimat et, senden almak istemiyorum para dedi. Bana hayır dedi, alacaksın daha fazla. Ondan sonra iyi, nasıl bakıyor? Ne olur bazen geçerken gel dedi. Ya. Ondan sonra mezardakiler gösterdi. Bunlar o zaman dedi, hakikaten orada değiller. Orada ne işi var dedi. Allah zulmetmek için mi dedim oraya attı çöpe. Allah. Yani çok garip. Üstünü açmak. Akıl zahiri müptela. Yani bu işin çözer. Mezarlıklar. Bu muydu ya? Adama diyorum ki bana yardım edin ya. Hastanenin Almanya'da. Morg'da yıkıyorum. Lan bana bir tanesi yardım edin ya çocuğunuz. Babanıza. Lan tek başıma korkuyorlar. Lan babanız değil miydi dedim. İdi diyor. Yani bu bunlar da insandı. İdi. Mezarlık ya bu sağ taraf. Sanki anlıyormuş gibi. O sağ tarafta var ya mezar. Bunlar da bunlar ne yapıyor sence dedim. Kimler dedi. Buradakiler. Orada mezarlığa mı diyorsun? He? Bilmiyorum abi dedi ya. Bilmiyorum abi de. Bilmiyorum ne yapıyorlar dedi. Ama bu şey yapıyorlardır değil mi dedim. İllaki dedi ya. Ondan sonra sanki ilk defa görüyor. Onlar da manav için garip garip bakmaya başladı. O mezar o mezar değil artık abi. Değil tabii. Ne yapıyorlar dedim acaba. Görmek ister miydin dedi. Yo 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 dedi. Ama görecek. Evet. Dedim bir tanesi çıksa ne haber, ne haber, nasılsın dese ne yaparsın? Ya. Abi sen ne alacaktın dedi. Al da git. Aklımı alma. Aklımı alma. Subhanallah. Abi ne alacaktın dedi. Ama basan gel dedi. Yani hep acayip abi. Ondan sonra hep ayaktaydı, bağırıyordu. Gitti oturdu. Hep otur, baktım uzaktan, oturuyor. Baktım oturdu. Oturdu, koydu karpuz eline. Bir mezara bakıyor, bir karpuza bakıyor. Artık bu iş yapılmaz dedi. Hiç unutmuyorum, kaç sene önce. Ondan sonra geçerken, cumaya şey yapıyordum. Hacı abi, hacı abi. Sonra giderken, ya gelsene dedi ya. Ya iki tane laf et bana dedi ya. Sözler 220. Akıl ha oku hak Miftah Kezoğlu. Akıl yerinde yani yerinde kullanılırsa, şükrofi de kullanılırsa definelerin hazineni açan alet olur. Zahirde görünene bak, defineye bak. Hazinelere bak. Öyle görünüyor. Hazine zahirde görünmüyor. Akıl böyle bir miftah işte. Ama zahirde ufak çocuk mesela İrfan'ın daha ufak çocuğu olan var bilmiyorum. Şimdi o çocuğa ki anahtarı gösterdi. Osman Mirza'ya gösterdi. Şimdi anlatabilir misin? Bak bunu açacaksın. İçeride karpuzlar var. İmam Bayıldı Müftü bir sürü arabalar var. Şunlar var. Değil mi? Bir sürü her şey var odada. Yani bununla mı? Burada bak bu ona sebep olacak. Nasıl anlatacağım çocuğa? Biz öyle çocuğuz işte. Sözler 226. Akıl ise zemzemeyi hayvan ve eşcardan ve demdemeyi nebat ve havadan gayet manidar bir intizam-ı hilkat, bir nakş-ı hikmet, bir hazine-i esrar buluyor. Her şey çok cihetlerle Sani Zülcelal'i tesbih ettiğini anlıyor. Bitti. Akıl neymiş bak hele. Hazine-i esrar buluyor. Allah Allah. Hazine-i esrar. Esrar ne? Sırlar.
Zahir manası esrar, sarhoş eden. Sarhoş edince gayrimeşru oraya doğduğu için oradakiler de kafasını koparıyor. Gayrimeşru nikahlı geçmiyor oraya esrarla. Bir esrarla geçiyorsun nikahlı, oradakilere hakim oluyorsun. Akıl hazine esrar buluyor. Başka? Sani Zülcelal'i tesbih ettiğini anlıyor. Ne söylediğini biliyor. Anlamak, bulmak aklın sıfatlarındanmış. Akıl, hılkatin intizamını. Bak akıl neyi buluyor? Esrara bak. Hılkat var ya, onun intizamını, hikmetin nakşini, sırların hazinelerini buluyor. Bunun için yapılmış. Sani Zülcelal'in sıfatlarını, zuhuratlarını anlıyor, idrak ediyor. Bu basit bir kelime gibi. Devamlı. Bunun içinde yaşıyor nur talebeleri. Fakat idrak edemiyoruz bunu. Neyi? Akıl Sani Zülcelal'in sıfatlarını, zuhuratlarını anlıyor, idrak ediyor, sahibi oluyor. Allah'ın sırlarını açıyor, sahibiymiş gibi oluyor. Yani bakın 60-70 kilo bedende fikire bakın. Aklın fikirlerini, kalbin meyillerini, ruhun arzularını. Yani kim teskin edecek, kim tatmin edecek? Aklın fikirlerin içine ne koyacaksın? Kap gibi düşün ya. Kalbi meyillerini ya. Neler istiyor? Neler istemiyor? Ya bir tuhaf ya. Bir tuhaf. Yani Risale okudukça, tefekkür ettikçe muhteşemleşiyor ya. Garipleşiyor her şey. Sözler 237. Aslında bu akıl sanki, şimdi Osman, akıl sanki ikiye ayırmak lazım abi ya. Yani bu az önceki akılla bu akıl aynı akıl değil abi sanki ya. Ya başka bir akılda bahsediyorsun. Başka bir akıl bu abi ha, ya. Aklını aklının şerinden kurtar. Aklın, bu bahsettiğin akıldan kurtulmaya çalışıyor bu öteki akıl şu an. Şu anda bu derslerle başka bir aklın canlanıyor. Evet. O bizim bildiğimiz akıl süretmiş. Sürete mübdela. Aklın sureti. Evet, aklın sureti. Şey diyor ya, vicdan için diyor ya, iman diyor vicdanın melekütiyet cihetini nurlandırır. Evet. 97 işareteceğiz. Allah Allah. Melekütiyet cihetim var. Zaten vicdan kendisi melekütü, gayb. Yani. Zaten kendisi gayb. Bir de gaybın gaybı varmış. Yani. Vicdan zaten gayb bize göre. Bir de melekütiyeti varmış. Bir de mülk tarafı varmış. Bir de kendisi varmış. Ya biz mi? Hep biz miyiz ya bunlar? Ya cehalet ne kadar nimetmiş ya. İyi ki eskide bilmiyorduk, ne kadar rahattık ya. Mehmet abi şu anda da rahat gibi görmesek ya. Rahatlık yani. Rahatımızı bozdu. Ya ben garibime şöyle gidiyor ya. Biliyor musunuz böyle? Yani kabir, sekerat anı. Sekeratın sureti, kanun diye hakikati var ya. Evet. Sekerat, evet. Kabir, berza, haşir, sırat, cennet. Hep tanıklık yapmak için. Hep kullanmak için bize verilmiş. Bunları kullanacaksın diyor. Bunlar sonuç değil diyor ya. Haşir meydanındaki soru cevap sonuç değil. Bunları kullan. Bunlar bir yaşa, tanıklık yap. Şahit ol bunlara. Ve niye? Kendini inşa etmekte kullanacaksın. İmbisatta kullanacaksın bunu. Haşir meydanını cennette kullanacaksın. Haşir, sırayla gideyim. Dünyada, dünyayı berzahta. Berzaha, haşir meydanında, kabirde. Haşir meydanındaki kazanımları Sırat Köprüsü'nde. Tüm bunları cennette, cenneti de Rabbinin rüyetine giderken kullanacaksın. Hepsi iç içe. Nasıl bir şey? Fikrin içerisinde. His, hissin içerisinde. Fikir, akıl. Aklın içinde, vicdan, vicdan içinde. Kalp, kalbin içinde ruh gibi. Onun içinde de o. İstasyona vardın, bilet yok. Ne olacak peki abi? Ya devam. Öyle diyor. Bilet yok. Aynen. Ya da geri dön. Geçmiş olsun.
Öyle diyor. Bileti göremiyor. Bir gün yayaya gideceksin diyor. Biletin varsa hangisine varsa bineceksin. Cemaatsız nereye gidiyorsun ya? Dostun yok kardeşim ya. Tanışıklığın yok kardeşim ya. Bir şey iz sürmemişsin kardeşim ya. Bir izin yok. Bir iz sürmüyorsun ya. Süreka neymiş biliyor musunuz? Çok tuhafıma gidiyor ha. Öyle atın izini süren var ya Süreka peygamberimizin. Ya o iz sürmek ne demekmiş biliyor musunuz? Şey zannetmeyin ha bu. Polisiye de parça bulmak gibi. Ya o adam o rüzgar kapatsa bile o at bastı. Atın büyüklüğünü, içindeki binen, üstüne binen adamın kilosunu da tespit ediyormuş ya. O izden atın büyüklüğünü, binen adamın kilosunu da söylüyormuş ya. Öyle basit bir şey değil iz sürmek ya. Sıradan bir şey değilmiş o. Polisiye şey gibi ya. Daha acayip şeyler söylüyorlar. Söylesem mübalağa olur. O izden adamın haletini buluyormuş. Mübalağa. Şimdi son bir yer okuyorum. Ben son bir şey söyleyeyim. Çok tatlı bir ders geçti elhamdülillah. Ben biraz kafayı üşüttüm çünkü. Ya şunu anlamıyorum abi. Vallahi anlattığınız hep bu. Her şey bir şeyin içinde. Bir şey her şeyin içinde. Her şeyde açılmış. Ben de bunların dışında. Sen hepsinin dışındasın. Ya bu nasıl bir şey abi ya? Kafayı üşüteceğim abi. İyi değilim işte. İyi değiliz sen. Aslında okudukça rahatlamamız gerekirken rahatımız bitti, kalktı. Evet. Rahatımız kalktı. Ya bu nereden girdik bu vicdana? Cehal, hani derdim hatırlar mısın ya? Lan hakikaten cehalet de bir nimetmiş ha. Cehalet de nimetmiş de. Bak berzahları bir şey yapayım size berzah. Akıl, ilimle cehalet arasında berzahmış. Yani şu an içeriye giriyorum. Vicdan, izdirari ve ihtiyari emirlerin berzahıdır, bilir. Bu mu bu mu? Kalp berzahmış. İman ve küfür arasında berzahtır. Bilir. İman ve küfürü bilir. Ruh, vücut ve adem arasında berzahtır. Beden, dünya ve ahiret arasında berzahtır. Hepsine abdest aldır şimdi. Bedenin abdesti bu. Necasetten silinmek. Affedersin. Boklardan, sildiklerden silinmek değil mi? Aklın abdesti ilimdir. Aklın abdesti ne yaptı? Cehaleti bıraktı. İlmi seçti. Abdest aldı. Vicdanın abdesti istirarla ihtiyarı fark ederek farkındalığını artırdı. Beşeriyetten insan oldu. Vicdanın abdesti de bu. Kalbin abdesti küfrü bıraktı, imanı tercih etti. Ruhun abdesti Adem'i bıraktı, vücuda talip oldu. Kendisi vücudunda Adem'in de vücut olduğunu anladı. Vücut mertebelerini tercih etti. Enen'in abdesti sırrı insan. Neyde bunlar verilmiş aletlerin? Sıkıysa sırrı insanın abdestini de söyleyin hadi bakalım. Bunların hepsi. Yok abdest. O zaten abdestli. Şimdi birisi ne desen var ya, desen ki abdeste bak. Ne de bunlar yemiş kafayı. Doğru. Aklın abdesti olur mu? İlim aklının abdestidir. Aklı abdest aldırmaktır. Tefekkür aklın abdestidir. Mesela zekat malın abdestidir. Zekat bedenin abdestidir. Dostluk beraber seyahat etmek, yalnızlığı ortadan kaldırmanın abdestidir. Onu söylüyor kafileyi beşer düşe kalka gidiyor. O şey hucumat-ı sitte de söylüyor bunu. Sen diyor mektubatta yani bu yalnızlık vahşetinden kabir berzakta o diyor hangi kimi İmam Rabbani Hazretleri mi kimi takip ediyorsun onlar seni orada karşılık o yalnızlık vahşeti o kimsesizlik gırdaplarından beraber geçiyorsunuz. Aynı dünyada beraber olmak, dost olmak, düşman olmak aynı ortada devam ediyor. Benim düşmanım orada da düşmanım. Aa düşmandı burada acayip orada dostum olmuş öyle bir şey olur.
Yeni düşmanı. Ya. Bir daha bunu okuyoruz, kesiyoruz. Uzun biraz bu. 237 sözler. Osman burada mıyız? Tamam. Erdinç burada mıyız abi? Hadi bakalım. Komutan. Hey. Hey hey. Bir daha hey hey. Hadi bakalım son şey. Deliler bölgesine hoş geldiniz. Girmeseydiniz bu mayın tarlasına. Hem insanı bütün hayvanatın madumuna düşüren hadsiz zaafı adsi. Fakri ihtiyacatı. Ya işte fakr değil mi bu arkadaşlar? Anlattık ya bu. Onun içine onu koy, onun içine koy. Allah'ın ne kadar fakiriz? Allah kadar. Allah'ın fakiriyiz. Allah ihtiyaç değil mi? Evet. Yo, ne kadardır o zaman ihtiyacın? Allah kadar. Allah kadar. Gördün mü bak fakir, fakirliğine bak. Ezeli fakiriz o zaman. Oysa fakiriz. Görmeyiz. Fakirliğin büyüklüğüne bak. Acizliğin kadar Allah var olur, fakirliğin kadar ahiret var olur aleminde. Acizlik Allah'a, fakirlik ahirete aynı darlık içindir. Şimdi Allah ihtiyaç mıdır? Bunları hep yazıyorduk abi ne güzel eskiden ya. Hiç yazmıyorsunuz artık. Ha. Sen yaz. Nasıl? Kalkamıyorum ki. Bakalım. Çünkü şeyden, ferimi kesti ya. Acayip oldu. He ya. Bak şimdi, Allah ihtiyaç mıdır? O kadar fakiriz. O kadar fakiriz. Peki, Allah'ı bulamayanın fakirliğini seyret. Dibi var. Onu bulamaya neyi bulur? Bulursa başına bela buldu işte. Bak, insanı diyor, bütün hayvanatın madumuna düşüren neymiş? Hadsiz, zaafı adsi, fakr ihtiyacatı, yani sıradan bir kelime bu değil mi gibi. Bütün hayvanlardan daha bedbaht eden, vasıta inaklı hüzün ve elem ve gam olan aklı, o nur ile nurlandığı vakit, insan bütün hayvanat, bütün mahlukat üstüne çıkar. O nurlanmış, bak o nurlanmış ne? Ad, fakr, akıl ve niyaz ile, bir sultan ve fizar ile nazdar bir halife-i zemin olur. İnsana bak. Şimdi okuyorum abiler. Ne anladım? Allah Allah. Hani şu şöyle bir sıralama var mıydı? Aç, fark, noksan. Kusur. Evet, kusur. Kusur noksan. Evet. Şimdi bu yerin akıl noksanı yerin niye almış böyle bir şey? Yani o da olabilir de böyle. Bir bakalım böyle. Yani artık her şey olabilme şeyini, her şey. O nurdan kasıt Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın rehberliğidir. Rehberliği aklın nuru oluyor, benzinin rehberi oluyor. Demek aklın istikameti Peygamberimizin Aleyhisselatü'nün sünnetine bağlılığı nispetinde oluyor. Öyle ya. Akıl tek başına varlığı ve varlığın zorunlu neticesi olan ölümü tanımlayamıyor. Demek aklın nuru rehber. Aklın nuru nedir? Rehber. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'dır. Sahiha, aklın içsel bütünlüğünü ne ile nasıl tevhide bütünlüğe getirebilirsin? Aklın içerisinde bin bir tane sistem çalışıyor. Onları nasıl bütünlüğe getireceksin? Biz neyin ne olduğunu, bak biz neyin ne olduğunu neyle emin olabilirdik eğer din yoksa? Neyin ne olduğunu neyle nasıl bilecektin? Hadi bildim zannettin, emin olabilir misin? İsabet ettin nereden bileceksin? Çünkü hiçbir akıl başka akılı beğenmez ve tabi olmaz. Aklımı aklına bağlamanın, onun rehber etmenin yolunun en kestirmesi mucizelerin olmasıdır. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bizim aklımızı bağlamış. Ne ile? İlim ile değil. Peygamberi peygamber yapan ilim değildir abiler. Çünkü peygamberi peygamber yapan ilim olsaydı, ilim başkasında da var. Ama farklı tabii, derecesi düşük. Yani kırpıntı da olsa ötekilerde de var. Enne rabbukum ala diyor. İnne ma utiti ala ilmim diyor. İlimle yaptım diyor. Var yani ilim. Peygamberin zaruri peygamberliğini gösteren ilim değildir. Nedir o? Hiç kimsede olmayacak bir özelliği olacak. Mucize. Mucize. Mucize yok adamda.
İşte aklımızı aklına bağlayan mucizedir. Mucize aklını ikna eder. O nur demek, yani aklımızın nuru, o rehber, o zat, fıtraten akıl ve sıfatlarının istedikleri suallerine mukni cevap bulmak ve inandığını söylediğini yaşamasıdır. Mesela insan beka ebed istiyor, değil mi aklen? İnsan beka ebed istiyor, hepimiz istiyor, talep ediyor. Şimdi aklımızın nuru Muhammed Aleyhisselatü Vesselam. Şimdi ona soruyoruz. Böyle bir şey istiyor aklım. Cevabı var mı? Hem mahlukatın en mükerremi olan, mükerremi olarak donanıma sahip ol insan olacak. Onlar bu kadar mutlu olama. Yani en mükerrem ol, bütün sistemle donatıl, en berbat sensin. Lan en iyi sistem bende. En berbat da benim. Adam diyordu ya abi, ormanın içindeyim, bilmediğiniz kadar zenginim, öyleyim, böyleyim ama mutlu değilim. Niye değilim bir diyor. Yani. Ondan sonra söyledikten sonra, dedim, güldüm. Bakıyorum ki samimi gülebiliyorsun diyor adam. Tabii ki güleceğim ya, sen gülmeyi de unutmuşsun. Yani bakın, yani bu kadar donanım var, bu kadar sistem verilmiş. Akıl kendisini ortadan kaldırmak için mi ya, elemimi artırmak için mi bu sistem ya? Yani düşündükçe azap çekiyor. Düşünmesen daha beter. Olan keşke insan olmasaydım diyesin geliyor. Bu Mehmet kardeş burada mıyız abi? Burada inşallah. Tamam. Bu fıtri bir suallerine, yani böyle bir sistem, böyle donanımla sonuç bu mu olacaktı? Böyle mi olacaktık? Fıtri suallerine ve ciddi ihtiyacına kim nasıl cevap verebilir? Aklı ilimle de tam tatmin olamıyor. Olamaz. Ya ilim yapıyoruz. Akıl yine tatmin değil, daha beter şey, derdi artıyor. Mümkün değil bunlar. Buna filozoflar delildir. Akılla aklı mutlu olabilmesi için ilim olsaydı, hikmet olsaydı adamlar bulmuş. Dev adamlar ya. Dev adam dev. Bulmuş, azabı artmış. Bağıra bağıra gitmiş, gümlemişler ya. Buna filozoflar delildir. Ahireti felsefeyle bulabilir mi? Bulunabilir mi? Beka alemine fıtri ihtiyaç neyle giderilir? Peygambersiz ahiret bulunur mu? Matematikle, matematik, kimya, laboratuvarla kabir ve sonrası izah edilir mi? İnsanın ebed arzusunu tahlil etsen laboratuvarda cevap ne olabilir? Ne yapacağım ben bunları? Peygamberin nuru, aklın fıtri ihtiyacına cevap verebilmek ve bunu mucize ile teyit edebilmektir. Akıl ise bozulmamış ise. Demek ki bu aklın ciddi, fıtri bir ihtiyacı olan cevapları ancak peygamber verir. Ama peygamberin de sorgulanması lazım. Peygamber olduğunu nereden bileceğim? İlim. İlim değildir. Güzel ahlak. Başka insanda da var. Ha, mucize. Aklıma ancak rehber oluyor. O zaman aklın cevapları onda. Diğer nurun bir manası. Bir manası buydu. Aklın nuru. Bir manası peygamber. Diğer manası neymiş? Allah Celle Celaluhu Esma-i Hüsna'ların bütünlüğünü onda cem etmiş. Allah bütün esmaları insan aklına cem etmiş. Adeta trafo gibi akıl. Onun onayladığı akıllara o esma nurunu temessül ve teleşşü ettiriyor. Mesela aklı bir şeye yöneldiği zaman esmalar aktif oluyor. Onun için düşündüğünüzü hayal ettiğinize dönüşüyorsunuz. Ona dönüşmese mesela şehveti hayal ediyor, gadabı, hiddeti, ona dönüşüyoruz. Delil yani. Aynı oluyoruz. İşte akıl da nedir? Bütün esmaların nokta-i mihrakiyesi, merkezi, bütün esmalar bir kuvvet konmuş. Neyi düşünüyorsanız esma aktif oluyor. İçine giriyoruz bu sefer. Aklımızın içinde olan esma aktif olunca aklımızın içine giriyor. Esmalar nurdur. Güçtür esmalar, kuvvettir.
megahertzler, radyolar gibi nasıl sese, mesela radyo, megahertz. Şimdi iyiydik Ali. Radyo bir çağ çevirdik. Aa bir müzik çaldı. Bir ilay bir şey çaldı. Bir fikir konuşuyor. Lan dışımız değil miydi dışımızda? Orada bir ses çıktı. Ses bizi etkiledi mi abi? İçine aldı mı bizi anafor gibi? Oo gitti. Böyle içine girdik. Ya bir mağazaya geçtik. O ya müzikle ya ilay ya fikirle. Bir baktık. Dışımızın içine giriyoruz. Bizi içine aldı. Ya o zaman kendini ciddi koruman lazım ya. Ebeveyn gibi, anne baba gibi. Lan bir sesin içine giriyorsun ya. Senin dünyan oluyor. Her şey ne oluyor? Aklına ak diyorsun. Batsın lan şu dünya. Niye batsın lan hepimiz gideceğiz? Yaşasın bu dünya. Adama öyle demişti. Sen dedim Orhan abini dinledin. Batsın bu dünyayla batırdın. Hakikaten intihar etti. Olan Hasan abini dinleseydim, batsın bu dünya değil, yaşasın dünya olacaktı. Esmalar nurdur, güçtür, kuvvettir. Megahertzler radyoda nasıl sese dönüştüğü gibi, megahertz radyoda sestir. Radyonun dışında nedir o? Elektriktir. Ve gafur. Elektriktir abi, elektrik, megahertz. Dalga boyudur. Esmalar da insanda güç, kuvvete ve nura dönüşüyor. Yani megahertzler... Dışarıda geleceğim ona. Megahertzler radyoda nedir? Sestir. Bir daha. Verici istasyonda sestir. İstasyonda elektriktir. Havada megahertzlerdir. Dalga boylarıdır. Radyoda sestir. Sesi dinledim. Sesin içinde ben varım. Nasıl içine girdik ya? Sese girdim. Bir şey çaldı. Vay Allah Allah. Ulan bunu askerde duymuştum be, vay anasını. Ondan sonra of, oradan oraya, vay be, şeyi düşünüyordum. Ses sizin kulağınıza girmedi, ses sizin içinize girmedi. Zahir de öyle zannediyorsun. Evet, zahir de öyle zannediyorsun. Oysa seçin içine girdik. Evet, evet. Adamın aletine girdik. Evet. Ondan sonra jiletlenen adam gibi. Ya ses insan mı etkiler? Lan müziği dinleyince sen kendini kesiyorsun, görmüyor, hissetmiyorsun ya. Adam müzik söylüyor. İçine seni soktu. Ne zaman emin oldu? Aldı jileti bu ceketinden. Aldı tak tak elini kesiyor. Kendisi de hissetmiyor. Onun içerisinde sarhoş etmiş, serkeş etmiş, sesin içerisine sokmuş. Bu sefer herkes jileti çıkarmış. Herkes sanki saza tel vurur gibi. Adam kendisini doğruyor. Hiç duymuyor. Nasıl duymuyor? Adam burada değil ki. Adam sesin içinde. Ses de değil ki. Adam o sesi söyleyenin duygusunun içinde. Adam seni içine, kendi evet. içine soktu. Evet, evet. İçine soktu seni, haberin yok. Evet. Bak delilim, bir iğne batsa, bir iğne batsa çıldırmaz mı ya? Adam elini kesiyor ya, kendisi kesiyor. O kabakın ses, ses de büyüledi. Ses de sirayet etti. Ses de mayaladı. Sesin içerisine seni soktu mu? Artık sen sende değilsin. Sen ondasın. O ne yaparsa yapmak zorundasın. O ne yaptı? Aldı jileti kesiyor kendisini. Sen ne kesiyorsun? O hissetmiyor. Lan müzik rahat söylemiyor. Jilet kesilirken müzik söylenir mi? Sistemi anlıyor musunuz? Menfi dahi olsa sistemi tanıyın. Sonra tamam jiletin içerisinde jiletim. Onun içerisine ben. O duyguların müziğin içerisinde adam. Adamın duygularının içerisine ben de girdim. Aa, ben de kesiyorum. Hiçbir şey anlamıyor. Bu nasıl bir sistem? Bunun menfisi de var işte. Müspeti de böyle. Adamdan doğuyorsun. Adam için orada doğdun. Yani kesmeye başladın. Adamdan doğdun. Veledi oldun. Evet. Ne tuhaf. Ya da Hazretler bir veledi olacağız aslında. Misaliyle tabi olur. Öyleymiş. Şu anda da derste tefekkür öyledir. Tefekkür nedir? Öteye doğmaktır. Taşınmaktır öteye. Şey yapacağım, buna bakacağım ama şunu bir cümle bitireyim. Görüntü de öyle değil mi abi? Görüntü de öyle. Görüntü daha ilerisi. Mesela bir bakıyorsun böyle filme. Oo, o seni uyandırdı. Ne uyandırdı? Gada, bir de polisiye ve şehvet. Hop onun içerisine. İçine girdi nedir? O neler hissediyorsa sende bütün organlar da öyle çalışıyor. Organlar çalıştıkça lezzetler, zevkler öyle çalışıyor. Zevkler daha arkası zevk. Z'den daha arkası lezzet var.
Lezzetten de arkası, kendini ortadan kaldırdın. Yoksun artık. İhtiyar, ihtiyar, selbit. Yok. Ya nasıl içine giriyorsun? Gül goncası gibi, mısır koçanı gibi. Bir kabuk daha. Kelam. Kelamın içerisinde ben nasıl olabiliyorum ya? Şu anda nasıl etkileniyorsun? Adam nasıl etkileniyor? Lan adam müzik söylerken kendisini doğuruyor ya. Ya kendisi söylerken hiç mi yapmıyor? Aa, sanki bir şey gösteriyor, reklam ediyor. Tamam, o adam hadi sarhoş oldu. Sen öyle girmemiştin. Girenlerde nasıl hipnoz oldun? Nasıl sirayet etti? Nasıl mayaladı seni? Nasıl değiştirdi, dönüştü? Adama doğdun. Adamın içine girdin. Sen yoksun artık. Oradasın. Artık bitti. Olsun. Adama doğdun diyorsunuz değil mi? Adama doğdun. Adamdasın. Allah da olacağın yerde adamdasın. Evet. Tefekkür de Allah'ta böyle olunuyor. Tefekkür kafirde yok. Kafirde düşünce var. Tefekkür de Allah'a doğmaktır. Bu da müzikle adama doğmaktır. Nasıl ki o müzikte doğdun, kesiyorsun doğru. Tefekkürde de böyle. Sekerat da böyle. Allah'ın rahmetini gördüğün zaman o anda Allah'ta doğuyorsun. Bedeni, mallar malını buldum. Kovanım yağma olsun. Çok, ya arkadaşlar hepsi süret, hepsi köpük bu. Her şey. Nasıl dağlandık ya? Nasıl da aldandık? Kendim kendime aldandım. Kendimi beka zannediyorum. Dünyaya aldanmak bir şey değil. En ağrıma giden, gururuma dokunan kendim kendimi aldattım. Kendim kendime ihanet ettim. Kendim kendime yalan söyledim. Kendim kendimi dışladım. Kendim kendimi sevmedim. Kendim kendimden uzak durdum. Unutma. Kendim kendime mesafe koydum. Kendim kendime zaman ayırmadım. Kendim kendimi vermedim. Kendim kendimi fethetmeye müsaade etmedim. Kendim kendime kapı açmadım. Kendim kendimi korumadım. Ağrıma giden bunlar işte. Yunus Aleyhisselam aleti oldu aslında. Ha işte. Nasıl yani? İlla ente subhaneke inni kuntu mine zalimin. Ya ben zalimlerden oldum. Evet. Kendim kendimi açmadım. Kendim kendime kapattım. Kendim kendimin kölesi oldum. Kendi kendimden nefret ettim. Kendi kendimden uzaklaştım. Kendime en büyük ihanet ettim. Ya. Hiç başkası değil abi. Evet. Megahertzler radyoda nasıl sese dönüştüğü gibi esmalar da... Yani esmalar maddeye nasıl dönüşür dedi birisi de içimde. Dedim ki... Havada megahertzler yok mu? Elektrik dalgası. Sesin alışısı dönüştü. Radyo nedir? Dima gibidir. Hani akıl radyo gibi düşünün. Esma'yı da megahertz. Bak, atmosfere yayılan enerji var ya, ses dalgası. Esma düşün, radyoya gelince sese dönüşüyor ya. Akıl da radyo aleti gibidir. Megahertzler esma gibi. Radyoda sese dönüştüğü gibi benim akıl radyomda da esmalar kuvvete, enerjiye, fikre, halete, hissiyata dönüşüyor. Aynı. Hiçbir şey değişmiyor. Anladın mı abi? Geliyor böyle radyoda değişiyor. Geliyor bu esmalar burada tak diye değişiyor. Çok garip ya. O zaman o da bir esma zaten abi ya. Bu kadar sıkıntılar içerisinde en güzel bir şey söyleyeyim de her şeyi üstünü kapatsın. Biz adamda doğdular değil mi? Adamda doğdu da jileti kesti. Anlamadı ya. Adamda doğdu ya. Evet. Adama doğdu. Evet. Her şeyden, bütün bu dersi unutun 2 saat. Biz Allah'a doğuyoruz. Ondan geldin, ona gidiyoruz sırrı. Bunlar hep sonuç şuydu. Allah'a doğuyoruz. Ondan ona. Kendimi kendimle tanımlayarak... Kendi peşime koşarken baktım ki oymuş. Ondaki ben. Evet, oymuş meğer. Yani onda doğuyorsun. Adam bizi hipnoz edip
sihirli, mayaladı, değiştir, dönüştü, sirayet etti ve anlamadık jileti. Biz de hakikat sarhoşu işte, tefekkür. Hakikat sarhoşluğuyla Allah'a doğuyoruz. Onun için cennet, cehennem, jilet kesip anlamadığı gibi cennet de, cehennem de anlamayacaksın. Çünkü adam jileti niye anlamıyor, elini kesiyor böyle? Artık yok ki. Orada birisi yok. Bedeni yok. Adam yok burada. Adam nerede? Orada. Onda. Biz de Allah'a doğunca artık cennet, cennet ne demek yani? Yok. Öyle bir şey yok. Öyle bir şey. Onun doğumu Adem'e doğmuş oluyor. Allah'a doğanlar da vücuda doğmuş oluyor. Ha işte. Yani bir iki saatten sonucu cümleyi şöyle bir şey yapayım. Doğum gerçekleşti. Doğum gerçek, evet. Ona doğmak. Abi bu şeyde 9. notada da söylediğini teyit ediyor yani. Böyle, ne diyor abi? Abi kürek hani diyor işte bayramda ve ip gibi hani namazlarda. Bayram hani, namazı. İşte bütün kainattaki olan işte muhabbidin Allah'a ekber demesi diyor. Hatta küre-i arz insan gibi Allah'a ekber sevabatan. Hani küre-i arz insan gibi diyor. İnsan yani, gibi. Adeta insan oluyor yani. Ondan sonra hem de koy. Allah'ın nur peygamber üzerinde sana sirayet ettiriyor frekansı. Meğer peygamberin üzerindeki şey vardı ya böyle mucizeler vesaire sirayet şöyle yani yansıyanlar şeyler. Meğer radyo gibi frekansları sese dönüştüren radyo gibi Allah'ın esmalarını bize uygun dönüştüren sistemmiş peygamber. Ama görmüyorum ki çok uzak. Çıplak gözle uyduyu görüyor musun? Çıplak kulakla uydudaki sesi duyuyor musun? Çıplak gözle uydudaki filmleri seyredebiliyor musun? Yok. Çanak antenle televizyonda gözüktüğü gibi akıl anteninde ruhta gözüküyormuş. Allah. Evet, doğum. Doğumunuz mübarek olsun. Allah'ta doğmadık. Ondan geldik. Ona gidiyoruz. E fark ne? Ne fark? Bende fark. Bende oldu. Onda bir şey yok. Çocuğun adı insan. Evet. Çocuğun adı insan. Ondan ona. Meğer hiçbir şey değilmiş. Bütün ders buymuş. Peki şu anda beden sizde mi? Siz bedende misiniz? Beden sizde. Peki siz neredesiniz? Allah'ta. Allah'tayız. Şu anda Allah'tayız. Vâhir davâhum enilhamdülillâ rabbil âlemin. Burada ne yazdı? Bedenin abdesti. Normal abdest. Yani necasetten onu yaz. Normal deyince. Yani pisliklerden kurtulma, arınmak. Aklın abdesti, ilim. Vicdanın abdesti. İzdirari ve ihtiyari emirleri tefrik edip farkındalığını artırarak beşeriyetten insan olma abdesti, kalbin abdesti, küfrü terk ederek imanı kabul etme, ruhun abdesti, Adem'den sıyrılıp vücuda mazhar olmak. Enin abdesti de sırrı insani. Nasıl yazacaksan öyle işte. Kurtul. Temizlenir. Tamam. O zaman cehaletten, cehaleti terk, ilim, ilme mazhar olmak. İşte öyle yazdın ya, temizlenme. Cehaletten sıyrılıp ilme mazhar olmak. Cehaletten sıyrılıp. Hasan abi, siz hani dün bir canlı yayında cenazeye katılmıştınız. Birisi vefat etmişti. Orada bir halet anlattınız abi hani. Onların huylarıyla bizdeki, bizim huylarımızın farklılığından bahsettiniz hani. Peygamber aleyhisselamın biz bir nevi deliliyiz gibi. Evet. Biz aklı delil olarak kabul edebiliriz değil mi? Sen mesela abi, sen niye farklısın? Yani biz niye farklı böyle düşünüyoruz? Yani şöyle söylemek istedim abi. Az önce hani hiç kimsede olmayan bir özelliği olacak
vahiydi ya peygamber olmuş. Şey mucize. Şey özür dilerim, mucizeydi. Şimdi mesela bir insan yalancı bir peygamber olabilir. Nereden anlayacağız mesela? Ona tabirlerinin hayatlarına sirayet etmesi değil mi? Evet, yani delili o. Yaşantımız peygamber aleyhisselamın peygamberliğinin delili. Evet, evet, beşeriyetin silip insan olmak tamam. Küfrü terk, terk ederek imana mazhar olmak. İmana ederek imana mazhar olmak. Olmak güzel. Adem'i terkle vücuda, Adem'in de vücut. Adem'i terk ile vücut bulmak. Hasan abi bir şey sorabilir miyim? Güzel. Mesela hep bu bahsettiğimiz kalp, akıl, ruh, beden dahil sağ ve sol cenahlarımız var ya Hasan abi. Mesela vicdanda siz birkaç kere okudunuz. Bazen sağından bahsediyor, bazen solundan bahsediyor. Vicdanında değil mi abi? Evet. Şimdi sol ekseniyetle sol, şimdi sağdan sola doğru. Sağ geçmiş, sol gelecek. Sol, solla besleniyor vicdan. Şimdi tam solla besleniyor abi. Şimdi sağ... Neydi bu? Sırrı, şeyden en iyi terki, en edeki sırrı insani. Şey olabilir mi orada Hasan abi? En edeki sırrı insani. Hasan abi orada da vücudu terk edip, yani mülkünü terk edip öyle de olabilir. Ha o olabilir. Ha vücudu terk eneye değil mi? Vücudu terk edip sırrı insaniye mazhar. Ha yani vücudu ve eneyi terk edip, yaz abi, vücudu ve eneyi terk ederek. Sırrı insanda vücut yok yani. Yani yok ki öyle bir şey. Vücudu terken mevkesek daha doğru sanki. Değil mi? Mevcudu terk. Vücut terk olur mu? İşte vücut yok. Sen o zaman şey sen de. En ede sirri insanı. En edeki sirri insanı de. Ya ne dese ders bitince her şey geliyor. Abi 4-5 sene de ne ara eneyi terk etmişsin ya? Terk terk var ya. Biz de terk ettik de haberimiz yok. Ne dedi? Böyle yazdı. Ha, bu sırrı insaniyete mazhar olmak. Tamam. Sonucu ya. Ne koyarsan koy altına diyor Osman. Evet. Altına ne koyarsan koy. Ama abdest almak lazım. Evet. İkindin vakti nedir biliyor musun? İkindin. Peygamber aleyhissalatü vesselamın vaktiymiş. Ahir zaman zamanını andırır. Kış yaprağını döküyor. Bu ayda biliyorsunuz ama bitmek üzere. Bitti sayılır. Bitti. Geçmiş olsun. Cinli hastalar, psikoloji hastalar bu ay en rahatsız. Yaprak dökümünün en rahatsız. Bir de ağaca su giderken, su çekilirken ama en rahatsızlık su çekilirken çok sıkıntı çektiğinizi de biliyorum. O şey. Peki. Vahırda vahım. He, efendim İbrahim. İkindi namazında Risale-i Nur'da abi vakitleri söylerken genelde ikindi namazı için bir 9. sözde bir de mucize tahmeliye geçiyor abi. Sadece abdest alması, yani abdest kelimesi geçiyor, abdest alması geçiyor. Mesela mucize tahmeliye de söylerken Peygamber Efendimiz ikindi namazı için abdest emretmiş. Ve şeyde 9. sözde de söylerken diyor ki ikindi namazı için abdest alıp öyle. Diğerini demiyor evet, zuhura demiyor, abdest alıp namaz demiyor evet, sırf ikindiye abdest diyor. İkindi namazında hani abdesti dahil olsa aslında abdest alması lazım yani. Allah Allah. Evet. Sırf onunla vakit için söylenemez. Evet, aferin lan. Başımıza bir bela daha çıktı ya. İstifade ettim ya. Abdestsiz namazı söylemesi lazım. Hemen sırada abdest alıyor. Demek ki İbrahim bu abdesti almak lazım. Bu abdest almak lazım. Esas tabii sureti o da. Esas kastetti o abdest değil yani. Ahir zamanda günahlar çok olduğu için daha çok abdest lazım. O kaçı hangi mertebe oluyor Mehmet abi? Mesela terki masiva abdesttir. Günahı terk etmek abdesttir. Çekelim mi Fatiha'yı abiler? Oku bak az bekleyeyim hadi. Bulalım ilginçmiş. Sırf ikindiye söylüyor diyor. Abdest alıp namaza durmak.
İkindi namazı. Şu ikinci kısma baktım ama. Bu abdest, bunun bir de burslu var. Ona benzer. Allah abdest onları yazacağız. Sen çalış gel. Sen çalış gel. Yok yok. Kafırım. Ha şöyle diyor. Onu şöyle ha. Diyor. Şimdi ebediyeti isteyen ve ebed için halk olunan ve ihsanı perestiş eden ve firaktan müteellim olan ruh insanı kalkıp abdest alıp az takdirde ikindi namazını kılmak için Allah Allah. Kadim-i Baki ve Kayyum-u Sermedi'nin dergah-ı samadaniyesine arz-ı münacat ederek zevalsiz ve nihayetsiz rahmetinin iltifatına iltica edip hesapsız nimetlerine karşı şükür ve hamd ederek İzzet rububiyetine karşı zelilane rüküye gidip, sermediyet uluhiyetine karşı mahviyet kerane secde ederek, hakiki bir teselli kalp, bir rahat ruh bulup, huzur kibriyasında kemerbeste-i ubudiyet olmak demek olan asr namazını kılmak, ne kadar ulvi bir vazife, ne kadar münasip bir hizmet, ne kadar yerinde bir borcu fıtrat eda etmek, belki gayet hoş bir saadet elde etmek olduğunu İnsan olan anlar. Kalkıp abdest almak bunda diyor. Bunda diyor ya abdest. Hiç böyle düşünmemiştim. Hiç böyle bakmamıştım. Şimdi herkes bayıyor ya. Tam da ikindi namazı. Abdestler düştü. Abdestler düştü. Yakışır. Ben de hemen koşayım. Abdestimi var ama alacağım. Sibon'un için alacağım. Bir de tahmin edelim diyor ki Aleyhisselam 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 ile beraber çıktın. Beraberdik. İkindi namazı için abdest almayı emretti diyor abi. Emretmiş. Allah Allah. Allah. Fıçfe Subhanallah ya. Tamam. Ya bu bizim kitapta yazmıyor şey. Kesinlikle. Yeni baskılarda var. Tabii bu bizde. Bizim bir tane söyle demişti. O senin kitapta yazıyor sen kardeş dedi. Bizim külliyatta yok o bunlar. Dedim ki namazın şey abdestin şey namazın farzı 3'tür dedim. Suretinin 12'dir. Ya sen kardeşine bir şey çıkar. Var ya sözlerde. Salat-ı Kübra'nın 3 farzı var falan. Sonra baktı, hakikaten ya. Ama dedi, senin kitapta vardı. Peki, ya Rabbi, sen de seni istiyoruz. Bize müsaade et. Allah'ım, sen de seni istiyoruz. Sen de bunu istiyordun. Seni bulmaya müsaade et ya Rabbi. Senden başka bir şey talep ettirme. İstemiyoruz zaten. Allah'ım, sen de doğmayı, sen de yaşamayı, sen de anlam bulmayı, sen de hakikati kazanmayı nasip eyle. Bizi bize bırakma. Biz bizi unuttuğumuz zaman sen bizi unutma. Unutma zaten yok. Merhametinle bırakmak anlamına. İştirak-ı amal-i uhreviyeden hissemizi zeyle. Ya Rab, Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın senin yanındaki imanının hürmetine. Allah'ım imansız, Kur'ansız, kıblesiz bizi bırakma. Allah'lığın hatırına bizi senin düşmanın olan şeytan ve avanelerine bizi teslim etme. Allah'lığın hatırına bizi kendi düşmanına teslim etmeyecek kadar yüce Allah'sın. Allah'lığın hatırına bizi kendi düşmanlarına bizi bırakma. Bizi bizden ayırma. Bizi burada beraber et kıldığın gibi orada da bizi beraber et. Orada da bizim ezel ve ebed hayatımızın beraber inşa olmasına. Buna delilim de şudur ya Rabbi. Sureti olan dünyada bizi birbirine bırakmadın. Bırakma. Bu hakikatleri beraber inşa etmemize vesile ettin. Ya Rab hakikati, suret varken hakikat aynı anda oluyor. Şu anda orası oluyor. Sen bizi böyle emrettin. Ya Rabbi bunları haklı haklamayı ve ahlak-ı hamideye mazar olup yaşamayı bize mazhar ile nasip eyle. Vahırda vahır enilhamdülillah Rabbil alemin. Ya Rabbi, Muhammed Aleyhisselatü Vesselam dedi ki ben dini tamamlamaya geldim demedi. Ben güzel ahlakı tamamlamaya geldim. Mazar-ı esma ve mazar-ı sıfata hayatında mazar olup anlam kazanarak hayatına uygulama şekli olan ahlak-ı hamideyi, ahlak-ı Muhammediyi tanımlanan o hayatı sünnet-i seniyesine
uyarak bize de nasip eyle. Ahlakı böylelikle, güzel ahlakı, bizim alemimizdeki güzel ahlakı tamamlamaya nasip eyle. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam, beşer dünyasında güzel ahlakı tamamlamaya gelmiş. Biz de kendi dünyamızdaki güzel ahlakı tamamlamaya, kemal, kamil insan anlamını kazanan o ahlak hamidi bize de nasip eyle. Vahir davahum, enilhamdülillah Rabbil alemin, el-Fatiha.